Öncelikle hepinize evlerinizi bırakıp buraya gelme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah gelmenize değer şeyler söylemiş oluruz. Onu umarak ben de ta Ankara'lardan buraya geldim. Ama sonuçta sizin kanaatiniz ne olacaksa siz o kanaatinizle mülzem olacaksınız ve öyle düşüneceksiniz. Bize bu imkanı hazırlayan, müteşebbislik yaparak hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. İnsanların muhit değiştirmesi, başka muhitlerdeki insanların daha kapalı, daha durgun muhitlere gelip gitmesi, bir bakıma payda eşitlenmesi anlamına gelen birlikteliklerin artmasına sebep olduğunda, bugünkü münakala, medya, araştırma, inceleme, iletişim araçlarının yaygınlığından da yararlanarak insanların başka yerlerde de neler var, kimler neler düşünüyor, hangi konuda kimler neler yapıyor, bunları bilmesi ufkunun açılması bakımından çok büyük yarar sağlar. Bu itibarla zaten Allah Kur'an'da gezip görmüyorlar mı? Daha önce kendilerinden önce gelip geçen kavimlerin başlarına neler gelmiş, onlar neler yapmış, buna rağmen yakalarını bizden kurtaramamışlar demesinin sebebi, doğup büyüdüğünüz yerde ölmeyin. Yani ölene kadar doğduğunuz yerin dışında birçok yer var. Oralarda gücünüzün yettiğince gezin. Görün ki Allah'ın sizin doğduğunuz yerde yaratmadığı ya da orada göremediğiniz şeyleri yarattığı yerlere de giderek onun yaratıcılık gücünün genişliğini, yaratışındaki çeşitliliği, yarattıklarındaki çeşitliliği müşahede edesiniz ki onun hakikaten külli şeyin kadir olduğunu anlayabilirsiniz. Evet, bu girişten sonra konumuza gelelim. Bu yılın 17-8 Mayıs tarihlerinde Bursa'da Kura Vakfı, yani Kur'an Araştırmaları Vakfı'nın kısaltılmış adıca yapılan Kur'an'ı Nasıl Anlamalıyız konulu bir sempozyuma müzakereci olarak çağrıldım. Rahatsız olmama rağmen de gittim ve konuştum. Bu konu gerçekten Müslümanların esas konularından, esas müşkillerinden, esas meselelerinden, temel meselesi. Birisi değil, belki ilki. Ben konuşmamızı biraz daha geniş bir başlıkla vermek istiyorum konuyu. Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki engeller veya Kur'an nasıl anlaşılır şeklindeki bir başlığı anlatacaklarımızı anlatmada daha güçlü bir anlam ifade edeceğini sanıyorum. İnsan bir şey hakkında düşünürken o şeyle ilgili algılamaları bir yerde başlangıç için temel teşkil eder. Bir münasebetle bir şeyi düşünmeye başlar. Ondan sonra düşüncesini geliştirir, araştırmalarını daha başka ve daha başka yerlere yaymak suretiyle, birçok kimselerle istişare etmek suretiyle genişletir derken o meselenin başladığı yerde mi kaldığını ya da daha ötelerinde kökü bulunup bulunmadığını daha kolay tespit eder ve meseleyi kavramayı daha da kolaylaştırır. Ben de hepiniz gibi bu ülkenin çocuğuyum. Kırşehir'in Mucurt kazasında doğdum. İşte rençber bir dedenin, yani çiftçi bir dedenin, yarı rençber, yarı memur, postanede manipüle memuru, yani telgraf memuru olan bir babanın oğluyum. Herkes gibi ben de işte evinin yanında cami olan, millet kılıyor, ben de namaz kılıyorum, işte teravih gidiyor, ben de gidiyorum. Hatta millet ne yaparsa aynını yaparak, işte her teravihi ayrı bir camide kılarsak sevabı daha da çokmuş diye çocukluk oradan oraya koştur koştur. Mehdili Deccallı bilmem neli filan bir dinle ki bila istisna bütün insanlar analarının babalarının dinleniyle, dinleriyle dinlenerek büyürler. Ben de onlardan biri olarak büyüdüm. Kaçınılmaz bir şekilde. Nasıl ki her çocuk anasının diliyle dillenerek büyürse, ana babasının diniyle de dinlenerek büyüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söylenen bir sözde de
bir çocuk Yahudi annenin kucağında büyürse Yahudi olur, Hristiyan annenin kucağında büyürse Hristiyan olur mealinde uzunca söylemiyorum. Bir sözünün bulunduğu da aynı anlamı veya bulunduğu söylenen bu sözün de aynı anlama geldiğini görüyoruz. Hakikaten insanlar yetişirken onları yetiştirenler ona ne verirse onunla büyürler. Ama ne zaman ki büyürler artık ana kuzusu olmaktan çıkarlar, kendi akılları devreye girer, kendi kendilerine kazanmaya, düşünmeye, bir şeyler yapmaya, bir şeyler kararlar almaya başlarlar. O andan itibaren insanlar o ana kadar kendilerine verilenleri eleştirmeye, kimilerini atmaya, kimilerini zayıf, eksik bulmaya, onların tamamlanması gerektiğini düşünmeye başlarlar. O güne kadar tanıdıklarından daha farklı insanlar tanımaya çalışırlar, ufuklarını açarlar, onu da dinleyin, bunu da dinleyin, şu kitabı da okuyun, bir de şununla istişare edeyim, bir de şuna danışayım demek insanın alternatifini, görüş zenginliğini artırır, ufkunu genişletir. Ufku genişleyen insan meselenin tamamını görebilir. Burnunun dibine kadar yaklaştığının bir şeyin ancak şu kadarını görürken gerisine çıkarak baktığınız şeyi daha geniş, daha etraflı görebilirsiniz. Bu yalnız görme açısından değil, düşünsel görme açısından da böyledir. Müslümanız diyoruz, bakıyoruz, ya hani Allah bizden yana, efendim bize lütuf olarak İslam'ı göndermiş ama Müslümanlara bakıyorum, hiç de lütuflar içerisinde boğulan güzel insanlar değiller, perişanlar yani, ta çocukluk yıllarımda aklımdan geçenleri söylüyorum. Müslümanlık, dürüstlük, bilmem doğruluk, komşu hakkı falan filan diyorum, fakat Müslümanım diyen insanların birbirinin tarlasını sürüp kendi tarlasına kattığını duyuyorum mahallede. Hani büyükler konuşurken yanlarına varıyorum örneğin. Allah Allah, bu ne iş ya? Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Herhalde bu işin temelinde, esasında bir bozukluk, bir çarpıklık olmalı diyorum. Hala hatırlıyorum yani. Hiç kendisi hazırlamazdı mahallemizin, evimizin önünde bulunan caminin imamı, 50 yıl olmuş öleli. Her bayramda çıkar, ta Abdülhamit devrinde gönderilen bir meşihattan gönderilen bir fetva veya işte hutbe kitabı. Ey cemaat-ı Müslümin, işte Recep Şaban derken işte geldi Ramazan. Geçen sene Ramazan'ı göremeyip, ya görüp de bu sene göremeyenler olduğu gibi bu sene görüp gelecek sene de göremeyenler olacak diye. Yani aynı pila çal 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 kafamda banta doldurmuşum. Aynı şeyler hatırımda yani, kelime eksik veya fazlası değil. Aynen naklediyor. Ne iştir bu? Yani insan kendi okumaya başladıktan, düşünmeye başladıktan, düşünenlerle konuşmaya başladıktan sonra işin renginin farklı olduğunu görüyor. Bakıyorum yani nedir? Bu millet ya, bu mensubu olduğu dinin kitabı böyle söylüyor. Yani o nerede, millet nerede? Yani o kitaba kendini atfeden, izafe eden millet başka yerde. Hani bir deyim var ya, efendim nerede, ben nerede diye. Yani bu dinin kitabı başka yerde, başka hava çalıyor. O kitabı kitap edindiğini söyleyenler başka oyun oynuyor. Bu ne menemiştir? Yani herhalde bir açıklığa kavuşturulmalı. Daha gençlikte yani, Allah mağfiret etsin, Ömer Nasuhi Bilmem 1960 yılında Ankara'da o itfaiye meydanındaki Diyanet İşleri Başkanlığı oradaydı. Orada başkan, ben 20 yaşındayım, o da 82 yaşında, yani aramızda 60 sene. Mesafe var. İşte gençliğin de verdiği şeyler, giderdim işte hoca evvelem yahkumu günah bima enzelallahu fevlakumul kafirun zalimun, hani bütün aşklar böyle başlar ya, bütün şeriatçılıklar da Maide suresinin bu ayetleriyle başlıyor. Herkes kendi düşünürse bu görür efendim. İşte bunun için biz Allah'ın hükümleriyle hükmedelim diye çalışmalıyız falan filan. Hocanın pili bitmiş, şimdi iyi, daha iyi değerlendiriyorum. Şöyle bakar bakar. Yavrum sen nerede okuyorsun bakayım bana? Hukukta okuyorum hoca, ne olacak? Bak çok da iyi konuşuyorum oğlum, sen iyi bir avukat olun, hakim olun diye. Hoca konuyu başka yerlere geçiyor. Ya hoca ben sana Allah'ın hükümleriyle hükmedelim diyorum. Sen bana bu Roma hukuku, Alman hukuku, İtalyan borçlar bilmem nesiyle hükmedelim diyorum. Ben ne söylüyorum, sen ne söylüyorsun derdin tabii. O kendine göre işte bu delikanlı konuşsun bakalım der gibi davranır geçer gider. Hatta daha fazla da, oğlum sen ne diyorsun, yani kıyamet yaklaşmış, bak binalar, zinalar çoğalıyor. Emin olun yani, Allah şahidim, bu kulakların onun ağzından işitmiş.
sene 60, 34. Düşünün ki Ömer Nasuhi Bilmen, hepinizin adını bildiği bu kişi, o günde bu ümmetin en uleması bilinen, en alimi bilinen insan yaşayanlar içerisinde, hatırlayabildiğim kadarıyla Ahmet Hamdi Akseki falan daha evvel ölmüştü. En alimi böyle olunca şimdi en cahili nereye varır? Artık sen düşün. Olmayacak. Artık Kur'an'ı okuyorum, hayata bakıyorum, Kur'an'ı okuyorum, hayata bakıyorum. Zaten o zaman okunacak kitap da yok. 60'tan önce Türkiye'de hemen hemen ta 35'lerde hükümetin talimatıyla 5000 nüsha basılmış ve bir elit tabakaya dağıtılmış Elmalı Hamdi Yazır tefsiri var. 9 ciltlik. Onun dışında da askere el kitabı gibi işte İslam dini Ahmet Hamdi Akseki'nin başka da kitap yok ortada. O günleri hatırlayanlar baksın yahut da kütüphanelerine baksınlar, en eski kitap kütüphanelerinde kaç tarihi baskı olarak yazıyor. Hakikaten o yıllarda bir şey de yok. İşte birkaç şey var. Efendim, Tanrı buyruğu var. Bilmem Elmalı Hamdi'nin dili de epeyce ağır. Ben Osmanlıca'ya epey vakıf olduğum, sevdiğim için bana pek ağır gelmese de halka çok ağır gelen Hak dini, Kur'an dini var filan. Oku, düşün, oku, düşün, onunla tartış, bununla tartış. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu çabanın sonucu ortaya çıkmaya başladığını gördüm. Yılların birikimiyle, ağlarıp döndürmesiyle böyle imbikten geçire geçire, rafine ede ede insan daha sağlıklı, daha katışıksız, saf sonuçlara ulaşması kolaylaşıyor. Gördüm ki Müslümanların en büyük sorunu Kur'an'ı anlamamaktan, Kur'an'dan haberdar olmamaktan, Kur'an'ı bilmemekten ve Kur'an'ı anlamayız, anlayamayız. O nerede, onu anlamak nerede, biz nerede demelerinde düğümleniyor. Yani kısaca söylersek, Kur'an'ı anlamayız anlayışı bu ümmetin öldürücü mikrobu olmuş, AIDS mikrobu gibi. Hani AIDS'e tutulan nasıl iflah olmuyor, en kısa zamanda pili bitiyorsa, bu ümmeti de asırlardır bu mikrop anlayış, yani Kur'an'ı anlamayız anlayışı gerçekten ciğerinden, can evinden vurmuş. Düşünüyorum yahu, yani Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemler, okuma yazma kimsenin bilmediği, bilenlerin de okuyacak, yazacak kitap bulamadığı dönem, bize gelen bilgiler bunu gösteriyor. Okuma yazma bilen 5-10 kişi varsa koca Mekke'de, bunlar da asvata okuma yazması. Yani senede bir iki kere konsorsiyum tertip ediyorlar, Şam'a, yok Sanay'a filan kervan götürüyorlar. Bu kervan nasıl oluyor? İşte filan adam alıp getiriyor 10 tane deve derisi, 20 tane sığır, 50 tane davar derisi, şu kadar koyun varsa, bu kadar bilmem ne, yazıyor o kervanın başında bulunan adam, diyor ki falan oğlum filan şunları getirdi, yazıyor bunlar. Diyor ne istiyorsun Şam'dan? İşte şu kadar tuz, bu kadar buğday, bu kadar filan falan. Onları da yazıyor, işte bu kadar, bu siparişleri alacak, teslim edilen malları yazacak ve bu siparişleri alacak isteklerini de alıp gelecek kadar bir okuma yazma lazım topluma. Bu kadar biliyor bilenler de. Zaten bilsem bilsem okuyacak ne var ki? O gün şairler var filan ama bu halk şairliğinde, Arabında, Türkünde, Kürtünde hepsinde irticaliyet ağır basıyor. Yani yazılı şey şairlerin kendi arzuları değil. Eğer o okurken sen yazarsan yazıya dökülüyor. Yoksa adam aldı mı sazı eline kendiliğinden okuyor. O gün Arap şairi de çıkıyor yüksekçe bir yere. Ey bilmem ne falan filan göklerin bilmem nesi, uzdağının halanı diye öyle arka arkasına söylüyor. Biri yazarsa yazılıyor. Yarışmada işte birinci seçilen olursa onu asıyorlar Kabe'ye, öbürleri güme gidiyor. Böyle bir ortamda okuma yazma bilseniz ne olacak? Bütün ufukları ekser insanın, çok az insan Mekke'nin dışına çıkmış, Şam'ı görmüş, Sanay'ı görmüş, İran'a giden bilmiyorum var mı efendim. Mekke ile sınırlı, yani bütün orada doğuyor, orada ölüyorlar, orada yaşayıp orada ölüyorlar. Ufukları da bu kadar dar. İşte hayat gayet basit yaşanıyor. Mesela bundan 50 yıl öncenin Türkiye'sindeki basitlik, sadelikle bugünkü giriftlik arasında ne kadar çok mesafe var, yaşayanlar biliyor. O gün de öyle. Şimdi bu insanlar okuma yazma da bilmedikleri halde Allah-u Teala'nın onlara gönderdiği Kur'an
İçinde bir ayetle de açıklandığı gibi, ben bu ayeti, hepinizin bildiği ayeti şöyle anlamak ya da tercüme etmek istiyorum veyahut anlaşılmasını kolaylaştırmak için böyle yapmakta yarar görüyorum. Hani anlayasınız diye apaçık Arapça indirdik diye tekrar ediliveren, hepimizin hafızasında olan bu ayeti ben anlayasınız diye anladığınız apaçık, anladığınız dilden, ki anladığı dil insan için apaçık dildir. Ve onun için bu apaçık dilden, o da anladığınız dilden, parantez içinde Arapça, yani Arap için apaçık dil İngilizce olamaz, Türkçe de olamaz, Arapça olacak. Türk için nasıl Türkçe apaçık dil, Kürt için Kürtçe apaçık dilse, Arap için de Arapça apaçık dil. Bu da göndermişi, Arapçanın mukaddesliğinden, yok cennetin lisanının ondan oluşundan, şundan, bunların hepsi masalı. Allah-u Teala beni İsrail'den peygamberler göndermiş, onlara da mı Arapça vahyetmiş? Hayır, İbranice vahyetmiş. Nereden biliyorsun? Kur'an bana söylüyor, biz her kavme kendi diliyle hitap eden, seslenen, söyleyen elçiler gönderdik, göndeririz diyor da oradan biliyorum. Yoksa o devirde yaşamadım, nereden bileyim? Doğru söyleyen Allah'ın ifadesine dayanarak biliyorum. Benim acizane kanaatim bu efendim. Yani birinci ve en önemli sebep insanımızda, insanımızın üzerine böyle çökmüş kara bulutlar gibi nefes aldırmayan, onun Kur'an'la buluşmasını bırakın, Kur'an'a ulaşması, kavuşmasına imkan vermeyen bu anlayışı kabustan kurtulur gibi bu kabusu üzerimizden devirip atmadıkça, yani Kur'an'ı anlayamayız anlayışını yıkmadıkça bal gibi anlarız. Nasıl? Çalışa çalışa, okuya okuya. Birinci okumada 5 kelime anlarım, ikinci okumada 15 kelime derken böyle böyle artırırım diye ha babam de babam bu işin üstüne düşmedikçe kesinlikle Kur'an anlaşılmaz. Ve bu ümmetin hali de asla ve kat'a değişmez. Şöyle söyleyeyim, yaşlılarınız, gençleriniz düşünün. Bundan 50 sene evvel Malatya'da futbol takımı mı vardı? Yok. Kırşehir'de mi vardı? Kayseri? Yok efendim. Bir İstanbul'da işte Beşiktaş, Galatasaray duyardı. Fener var, o kadar. Ama tüm bir toplum olarak ne yaptı? Yaptılar. Herkesi bir topa düşürdüler ki. Ulan köylü bile topu bilmez. Çabudu mabudu anasını bilmem nezini sardı ipine. Harman yerinde dep babam dep yalınaya. Kah tökezler tırnağını kaldırır falan. Bu kadar bir millet çoluğuyla çocuğuyla topun peşinde koşarsa günün biri gelir. Her kasabada profesyonel takımlar çıkıyor. Herkes futbolcu olmaz belki ama futbolcular o kadar çoğalır ki, daha Malatya'da kaç takım var, gazı alanında bile yok. 50 sene var, hiç yok. Neyle oldu? Uğraşıyla oldu. İnsanların uğraşarak ulaşamayacakları, çalışarak kavuşamayacakları hiçbir iş, hiçbir meslek yok, peygamberlik müstesna. Çünkü insanlar çalışarak Resulullah olmazlar, Allah'ın seçmesiyle olurlar. Onun dışında pilot mu olacaksın? Gir mektebine, çalış olur. Marangoz mu olacaksın? Gir birinin yanına olur. Terzi mi olacaksın? Evet. Elektronikçi mi? Evet. Uğraşırsan olursun. Uğraşmadan kimse bir şey olamaz. Bu işler hokus pokus işi değil. Şoför olmak bile ilk direksiyona oturduğun gün mümkün oluyor mu? Olmuyor. Titriyorsun, diken üstünde oturuyorsun. Aman devireceğimi, çarpacağımı falan diye diye yavaş yavaş, yavaş yavaş aradan bir süre geçiyor ama sen sürekli yavaş tekrar ediyorsun. Günün biri geliyor, oho, vızır vızır yola bakmadan şöyle bir de kayıklarak süren şoförlerden oluyorsun. Bu ne? Çabanın, üstüne düşmenin ürünü. İşte Kur'an-ı Kerim de, Allah'ın kitabı da, Kur'an anlaşılsın diye insanlara gönderilen bir kitap olduğu için, zaten anlamayacakları düzeyde gönderilen bir kitap olsa idi, kullarının hepsinin ortaklaşa ahiretteki hesap gününde Allah'a arz edecekleri müşterek bir bahaneleri bulunurdu. Niye? Sen nasıl anlatsın Allah'sını? Bize anlamayacağımız bizim üstümüzde bir kitap gönder, ondan sonra da otur bizden bunun hesabını sor. Anlamadık ki biz kitabını. Derdik ağız birliğiyle biz birbirimizi tanıyalım tanımayalım. Allah-u Teala kendini bu duruma düşürür mü? Zaten ayette de diyor, biz her şeyi açık açık açıklıyor, söylüyoruz ki insanların ahirette bahaneleri kalmasın. Yani ilerisi şu yönünde mırın kırın, yok mırın kırına imkan bırakmaz Allah ve bırakmamış. Onun için anlaşılması lazım. Evet, Kur'an Allah'ın sözleri, Allah'tan gelen sözlerden oluşuyor, vahilerden oluşuyor ama Allah'ça bir kitap değil. İsmi lazım değil, bundan 30
bir yıl önce Ankara'da bir yerde hepinizin çok iyi bildiği birisi efendim şöyle bir laf attı ortaya, böyle 30-40 kişi oturuyorum. Kur'an-ı Kerim dedi Arapça değil. Allah Allah, acaba ne cedinler, yanlış mı biliyoruz? Biraz durduktan Rabçadır, Rabçadır. Sübhanallah, Rabça diye bir dili de yeni duyduk şimdi. Acaba bu kavim nerede yaşıyor? Dedim ki işte beyefendi, ahbabımız da kendisi abimiz ama dedim valla eğer Kur'an Rabçaysa Allah biliyor ben Rab değilim, buradaki arkadaşlarım da hiçbiri Rab değil. Kim Rabsa dedim, onlara gönderilmiş bize ne kitapta ne zaman. Ayrıca dedim o kitabın içinde biz Rabça değil, Arapça gönderdik diyor. Araplara gönderdim, Arapça olacak, Frenkçe olacak değil ya. Sen dedi zaten her söylediğime karşı çıkan falan dedim, doğru söyle, imzalayayım. Eğri söyledim mi? Yok arkadaş, benden taraf da yok, imza da yok yani, olur mu böyle? Güya büyütmüş oluyoruz, güya saygı duymuş oluyoruz. Hani bu bağlamda anlatılması gereken çok şey olmakla birlikte, olay olmuş veya olmamış, burasına, bu tarafına önem vermemekle beraber hatırlayacaksınız. Hayme Hatun'un kızını, Şeyh Edebali'nin kızını istemeye gider Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin işte kurucusu. İşte o kız verilir, alınır, neyse o gece orada misafir kalır. Anlatılanı anlatıyorum. Olayın kendisi önemli değil de şimdi anlatacağım şey önemli. Ve işte yatma zamanı gelince de yatak serdikleri odayı veya çadırın bölümüne derler ki işte burada yatacağım, buyur. O da girer Osman Gazi. İşte yatacak, hazırlanır, bir bakar duvarda bir Kur'an asılı. Güya şöyle düşünerek ki hep böyle anlatılıyor, ben anlatılanı söylüyorum, yoksa o olayın orada şahidi değiliz. Vay, Allah'ın kelamının yazılı bulunduğu bir kitabın olduğu odada ben ayağımı uzatıp yatamam der. Sabaha kadar, bugün 19 Mayıs'ta falan gençleri heykelin yanında bekletiyor, dikiyorlar. Onun gibi Kur'an, duvardaki Kur'an'ın karşısında sabaha kadar ayakta durduğu söyleniyor. Bu olay oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Önemli olan bu da değil. Fakat önemli olan buradaki anlayış. Yani bu buradaki anlayış, o Kur'an'a saygı nedir biliyor musunuz? O şekildeki saygı paganist dinlerin saygısıdır. Formellik tepeden tırnağa formellik arz eden şekilsel bir saygıdır ki İslam kesinlikle Kur'an'a Allah bu şekilde saygı duyulmasıyla ilgili en küçük bir ayette bile dokunmuyor, değil mi? Yani ona saygı duyacak mısınız? Göbeğinizden aşağı mı? Öpün başınıza koyun. Yok bilmem rafa koyun. Onun daha yukarısına koyun. Bora alçak oldu, oradan da yukarı koyun. Ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar iyi olur. Çünkü atlasanız da kavuşamaz, elleyemezsiniz. Böylece ondan bal gibi uzak kalırsınız. Sonunda biz bu çukura düşmüşüz. Onu sayacağız diye. Hani adama der ya bir fotoğrafçı, ya biraz daha geri git, biraz daha resmini çekin derken adam uçurumdan aşağı inip resim çekecek, hiçbir şey kalmaz. Biz aynen Kur'an'la aramızdaki durumu buna döndürmüşüz. Bir toplum peşinen genlerine geçmiş şekilde biz o kitabı anlayamayız diyorsa, el birliğiyle Filipinlisinden Faslısına, Nijeryalısından Kazanlısına kadar o toplum denizi bitirmiş, Karadeniz'de dediğim. Karaya oturmuş yani toplum. Niye halimiz böyle? Birinci olarak bundan duyuyorum. Düşünün üstüne bakın ne kadar anlayanın 3 aşağı 5 yukarı. Hasan 5 anlarsınlar, ben de 4.5 anlarım, öbürü de 2.5 anlar ama anlayanlar hiç değilse şu gün nispetle daha da artar. Okuyun Allah'ın kitabını. Rabbiniz Allah sizlere ne şekilde hitap ediyor? Sizden ne istiyor? Nasıl inanılmasını, nasıl bilinmesini istiyor? Ne gibi işlerin salih ameller olduğunu söylüyor, münkerlerin ne olduğunu o söylüyor kitabında, maruflar nedir, onlar nelerden ibaret, neleri sayarak bunlar maruf diyor. Bunları bilmek için o kitabı okumak lazım. Yani geçen sene Nazlı Gür'ün benim büroma çok has Müslüman olduğunu sanan bazıları bomba koydular. Koy haberim yok. Hem de Kurban Bayramı'nın arefesinde 4-5 kişi konuşuyoruz çarşamba gün. Bir delikanlı geldi 20-22 yaşlarında, elinde bir şey, naylon poşet dedikleri çanta. Dercüment Özkan'sın dedi, ben diyorum dedim. Ben konuşmaya geldim filan. Buyur otur dedim, konuşuyoruz. Konuşmayı kestim, buyur dedim. Dedim ki ulan yaşın kaçta komünistliğim o kadar eskidi dedim filan.
rahatlasın diye. İslam'a döndüm, iyi hoş geldin, sefa geldin dedim yani, ne ara etmişim. Ben işte şunu okuyorum, bunu okuyorum, kafam karıştı, sizin dergiyi de okudum, tümden karıştırdı filan. Dedim kafaya karışması iyi alamet bir kere, yani durgunluk bozuldu, statüko. Şimdi şuranın daha iyi bir düzene girmesi gerekiyorsa, hali hazır düzenini bozmanız lazım. Bunu bozmadan başka bir düzene sokamazsınız da onun için kafanın önce bozulması lazım. Şurayı sıkar küpe doldurursunuz mis gibi sirke olsun diye. Zaman zaman da bakarsınız tuz atar. Şimdi şıra nasıl sirke olur? Önce şıralığından çıkar, bozulur. Köpürür, börtler, bilmem kötü bir koku, kötü bir görüntü gelir. Ha bu iyiye alınmaktır yani bu bozulma. Neden? Şıralıktan çıkmadan sirke olunmaz. Ara sıra da o kopya, kötü görüntüye rağmen gidip tuzuna bakacaksın. Tuzu yeterli değilse mis gibi sirke yeme, mis gibi şarap alırsın. Şarap olmasın, helal sirke olsun diyorsan tuzuna bakacaksın o kötü manzaraya rağmen. İşte bir başka hali almak için mevcut halini değiştirmesi lazım. İnsanların, toplumların, kafaların, her şey. Dedim iyi, bak işte sana adres verdiler, gönderdim. Şunu meal edeyim, oku filan. Dedim daha ben alırım, ben okurum filan derken Hüseyin Ekrem Paşa'nın kitabı var. Hazreti Muhammed Mustafa diye kalınca bir kitap, güzel bir kitap. Onu verdim. Peki dedi, bayram sonrası görüşürüz. Bu arada elindeki paketi koltuğun dibinde bırakıp gitmiş. Ben de biraz acele ettim, diğerleri de kalktı. Dedim şimdi birileri gelir, ben de yoruldum zaten, gideyim. Evet, gittim. Akşamın 9'una 10 var, haberleri dinlemişim, pijamayla oturuyorum. Kapı çalındı, iki polis. Kızım geldi, baba dedi, iki tane makinalı tüfekli polis var kapıda. Dedim hayırdır yavrum, bize hep sivil polis gelir şimdi. Makinalı tüfekle ne işleri var, ben güldük. Neyse çıktım, hayırdır dedim. Dedi beyefendi, büronuza bomba koymuşlar, hemen dedi giyinin de gideceğiz. Değil mi? Allah Allah. Meğerse kendileri ihbar etmişler. Yani işte bomba koyduk, gidin parçalarını toplayın diye polise telefon etmişler de polis onun üzerine gelmiş. Ben bilmiyorum ki ben ihbar edeyim. Ben baktım, unuttuklarını gördüm, kimsenin paketini falan açmam. İslami ahlaka da uymaz. Baktım sert bir şey, yani yumuşaksa buzdolabına koyayım çünkü 4,5 gün tatiliz, kokar sıcakta, bozulur filan. Baktım sert herhalde dedim, kitap aynen geri yerine koydum. Yoksa bomba olduğunu bilsem ona sıkar mı kar mıyım ya, miyak günlerse cahil cesur olur derler, biz de orada cesaret gösterdik. Neyse öyle gitti. Sonra yakaladılar filan çocuk içeride. Bunu ne münasebet anlattım, biraz fazla yoldan çıktım anlaşılan yolu unuttum. Neyse bunu burada bırakalım, bir daha da fazla yoldan uzaklaşmayalım, ana yolu da emiriyoruz. Yani Kur'an'ı anlamayız anlayışını bu ümmet, bu insanlar, bu Müslüman diyenler yıkmadıkça, böyle bir dirhem kalmamak açısından, kafalarından, kalplerinden kazımadıkça, bunun tam tersi, anlarız da, anlamalıyız. Anlarız da bizi de anlayacak şekilde yarattı Rabbimiz Allah. Hele bir üstüne düşelim de bakalım. Anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz demedikçe, kafalarına böyle yazmadıkça okunaklı bir şekilde bu ümmet gerçekten hali değişmeyecek bir ümmet olur. İkinci büyük engel olarak Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki engel olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsiyetiyle ilgili, kişiliğiyle ilgili, onun hikmetiyle ilgili Müslümanlarda teşekkür etmiş veya ettirilmiş yanlış anlayış. Bu yanlış, şu temele dayalı bir yanlış, onu insanüstü görme. Yani peygamber insanüstü. Tıpkı vaktiyle yine tevhid dininin bir diğer peygamberi olan İsa Aleyhisselam'ı da onun dinine girenlerin Allah'ın elçisi ve kulu olmasını yeterli bulmayıp Allah'ın oğlu diyecek kadar sevmeleri nasıl onları müşrik etti, küfre soktu ise Müslümanlar da zaman içerisinde peygamber orayı burayı yeşillendiren, yok parmağından sular akıtan, yok neleri bilen neleri falan, yani bu neler yani efendim hiç onun dudağının değdiği bir tas süt bir türlü bitmezmiş filan. Herkes kana kana içmiş de efendim bitmemiş. Böyle bir sürü şeyler. Öbür tarafta da
Hiç kimse tartıp içmiyor. Ya kaç gün, haftada bir iki gün bile üst üste doğru dürüst karnını doyuracak yemek yemediğiyle ilgili 50 tane rivayet var. Demiyorlar ki ya bu ne turşu, bu ne periz. Nasıl iş bu? Bakıyorsunuz mesela peygamber bizler gibi bir insan. Biz nasıl acıkıyoruz, o da acıkıyor. Biz yiyoruz, biz uyuyoruz, biz yatıyoruz, biz unutuyoruz, biz aldanıyoruz, aldatılıyoruz. Onlar da öyle, yani o da öyle. Bakıyorsunuz gelmiş bir nüfusu kalabalık bir kabile, hepinizin bildiği bir olan, bir imamuni olan. Demişler ki, gerekçeleri de geçerli, ya Resulullah demişler, ya Muhammed biz senin dinine girmek istiyoruz ama bütün kabilemiz buraya gelirsek çok kalabalığız. Size külfet oluruz, sen yanında yetiştirdiklerinden bize ver, kaç kişi vereceksen, biz onları götürelim. Yedirelim, içirelim, yatıralım, kaldıralım, bize dinini öğretsin. Ondan sonra da tekrar getirip sana teslim edelim. Kendimiz de gelip topluca dinine girelim demişler. Peygamber de kalmış. Meğerse alçaklar Kureyş'in de tembihiyle öldürmek için Peygamber'e öyle söylemişler. Ve ilk konaklama mahallinde millet yatarken kılıçtan mızraktan geçirmiş Müslümanları. Bir iki yaralı Medine'ye geliyor da haberleri oluyor Peygamber'e. Düşünebiliyor musunuz yani o günün Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir konak ötede ne olacağını bilmezken bugünün yanında yanlarında Allah katından hiçbir hücceti bulunmayanlarının bilmediği yok. Neredeyse Allah'ın bilmediğini de biliyor. Yani bu sözün mübalağa sigasıyla ne demek istediğimiz anlaşılıyor değil mi? Bu ne menemiştir ya? Hazreti Ömer'in müttaki bir Müslüman olduğunu hepimiz kabul ediyor, biliyoruz bize intikal eden haberlere göre. Adam iki adım arkasında ilk safta İmam Ömer, arkasında da onu hançerlemek üzere, hançerini de zehire batırmış köle duruyor, haberi yok Ömer. Ve namaz arasında çıkarıyor adam, çap orasına burasına kaç darbe vuruyor ve bildiğiniz gibi Hazreti Ömer böyle öldürüldü. Ya bu iki adım arkasındaki Ömer ne bilmiyor Ömer. Ta bilmem nedeki dağda ya sari cebel cebel demiş de bilmem ne demiş de. Bu ne periz, o ne turşu. Yani o kumandanı kurtarıyor, biraz kendini düşünseydi eğer biliyorsa, biraz da kendi için fala baksaydı, sözün gelişi biraz gırgır lisanıyla söylüyorum, mazur görüyorum. Olur mu böyle şey? Allah kitabında açıkça, Allah gaybına kimseyi ortak etmez buyurduğu halde bunlar nerelerden çıkarmış? Belli ki peydahlamış, yabancı kültürlerden ödünç almış çünkü Kur'an'da böyle bir şey olmadığına göre. Fakat Müslümanım diyenlerde bulunduğuna göre belli ki bir başka yerden çıkmış olmuş. Derler ya, bu meyve burada olmaz, nereden geldi? Abi işte Antakya'dan getirdim der hani adam. Çünkü Malatya'da yetişmiyor. Onun gibi belli ki İslam tarlasında yetişen bir şey değil bu Kur'an. Ama bakıyorsunuz var, o zaman rüzgar başka yerden getiriyor. Bu işin rüzgarı da insanlar tabii. Ondan dolayı bitiyor. Peygamberi oluşturmak ne gibi sonuç doğuruyor? Yani bizim gibi değil, biz onun gibi olamayız. Anlayışı başlangıçta saygılı, ona saygı gösteren bir anlayışmış gibi görünmesine rağmen Allah'ın onu bize kitabında örnek gösteren adam olduğunu biliyoruz. Onda sizin için güzel örnek vardır diyor. Şimdi benim için güzel örnek gösterilen, sizin için güzel örnek gösterilen bu adam sizin benim üstümde ne yapsak ulaşamayacağımız, ne yapsak yaptığımızı onunkine benzetemeyeceğimiz bir insan oluyor mu? Yani insan üstü insan oluyor mu? Evet, o zaman da bizim için örnek olmaktan çıkıveriyor. Konuşurken günlük lisanınızda diyorsunuz ki ya Allah-u Teala böyle söylüyor. He. O zaman diyor ya biz Kur'an anlamak kim biz ki? Peki peygamberimiz böyle o peygamberdi diyor yani. Peygamberden de istina ediyor, uzaklaştırıyor mu kendisini? Peki kardeşim, Ebu Bekir, Ömer, onlar sahabe-i kiramdı. Peki ya işte tabi'in, tebe'in, tabi'in filan, işte Ebu Hanife, Şafii, onlar büyük müştehit, 112 ilmi bilirlerdi, 4 milyon hadis ezberindeydi. Peki şu bu, kala kala biz mahallenin imamına kaldık mı arkadaş? Ona kalan da ona kalıyor. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Yani kendi elimizle kendi başımızı derde sokuyoruz, ondan sonra da oturup ağlıyoruz hani yarım akıllı çocukların taşına toprağına oynarken öyle alır atar havaya biraz da olur. Sonra da havaya attığı taş başına düşünce başlar ağlamaya. Gören de zanneder ki bu çocuğa kim vurdu ya, şuna zulmedilir mi? Zulmeden kendi ya, kendi ettiğini buluyor. Yani Müslümanım diyenlerin bugünkü hali, başlarındaki belaların tümünün
mucidi, davetçisi, ikramcısı, o belalara ikram döşek hazırlayanlar hepsi gene Müslümanlar. Evet, resmen doğru. Hiçbir din, dikkat edin, kendi mensubundan gördüğü zararı, yediği darbeyi başka bir dinin mensubundan görmemiş, yememiştir. İsa Aleyhisselam'ı kim Allah'ın oğlu yaptı böyle? Kutperest Romalılar mı yaptı? İsa'nın dinine girdim diye onun dindarları mı yaptı? O dinin dindarları mı yaptı? Kim yaptı? Evet, onun dinine girenler yaptı. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu yapan onlar. Puta tapan Romalılar değil. Peygamberin idrarını kim esas yapıyor? Müşrik Kureyşler mi? Yok. Müslümanım diyenler. Efendim o idrarını yaptığı zaman, mevlettiği zaman çok müthiş güzellikte bir raihaya çevrilirmiş mişmiş de rüzgar onu yayarmış, herkesin bütün Medine'ye o koku yayılırmış, herkes anlarmış ki böyle böyle. Allahu Ekber. Yani bilmem Bevlin'i böyle gördükleri insan için Allah diyor ki üzerini temiz tut diyor, daha tam Mekke'den. Temiz tutması ne demek insanın gazurattan, idrardan, necasetten? Ari, uzak kalması demek değil. Allah bunları onunki de olsa necis diyor, bizimkiler esans. Ulan esans ayrı, necis ayrı. Esanslar necis değildir, necisler de esans değildir yani. Necisten esans olur. Ben böyle katar karıştırırsam ondan sonra da otur alçak Yahudi, namussuz İngiliz, kahve Amerikan, yok efendim. Önce kendine bir şöyle aynaya bak, ulan alçak ben, düzeltsene kendini. Ondan sonra bak bakalım Amerikan ne halt ediyor, Yahudi bir şey becerebiliyor. Hani meşhur bir örneği var, dolu dolu buğday, kantara çektin mi o kantarın ibresi neredeyse şaşar kamyona doldu. Bit yeniği buğdayın. Bir kamyon dolusunu kantara çıkar, kamyonun darası belli olur, buğday bir şey çekmez, çeker. Şimdi bit yeniği buğdayın içi boş olduğu için öğütsen bile değirmene göndersen un olmaz. Un olmayınca ne börek olur, ne çörek olur, ne ekmek olur, ne baklava, hiçbir şey olmaz. Ne olur? Ancak hayvan yemi olur. Bit yeniği Müslümanlardan da içi boş Müslümanlar ancak emperyalizme yemi oluyor efendim. Eğrimi söylüyor. Aynen böyle. Kapımızın içi boş, dışımızda Allah sarıklar, sakallar, şalvarlar hırla gidiyoruz ama içimizde hak getirelim.
gümbür gümbür alanımız, rüşveti de alıp verenimiz, yalanı da söyleyenimiz, söz verip sözünden hoş edenimizle dolu ortalık. Yalan mı? Evet, kendi kendimize bu dünyada bir hesaba çekelim de ahiretteki hesabın şiddetini bir daha düşünürüz, bir daha anlarız. Evet, yani Resulullah'ı eğer Allah bize güzel örnek göstermişse ki öyle buyuruyor, onda sizin için güzel örnek var. Onu örnek alabilmenin yolu, onu bizim gibi görmekten, onu yücelteceğiz diye insan üstüleştirmekten geçmiyor. Kaldı ki onda insan üstülük görmek isteyen Kureyşlilere Allah diyor ki, de ki onlara ben de sizin gibi bir beşerim, sizin gibi bir insanım. Öyleyse onu böyle görmeliyiz ki ona benzememiz mümkün olsun. Niye Allah melekleri insanlara, insanların meleklere örnek göstermiyor? İnsan mevcut hilkatiyle ne yaparsa yapsın melekleşemez de ondan çabalarının hepsi boşa gider. Melek de ne yaparsa yapsın insanlaşamaz. Öyleyse birinin ne yaparsa yapsın diğeri gibi olamayacağı durumlarda onu buna örnek göstermenin manası olur. Yorgunu yokuşa sürmek olur. Yani alay etmek gibi, kedinin fareyle oynadığı gibi. Oynamak demek ki Allah-u Teala aşağı ve kella kuluyla oynamaya ihtiyacı mı? Bilakis. Şimdi o bizim gibi biri olmalı ki biz ona benzeyebilelim. Biz ona benzeyebilelim demek, efendim peygamberden bir örnek verdiğiniz zaman efendim biz peygamber miyiz demeyelim demektir. Evet, biz de o nasıl yaşadı? Kur'an'a ahlak edindi. Ahlak edinmek demek, kısaca ve özetle, Kur'an'ın çizdiği çerçeve içerisinde ondan hareketle düşündü ve onun gösterdiği şekilde davranışlar sahibi olmaya çalıştı. İşte böyle olmanın yolu, yani onun gibi yapmak böyle olmaktan geçer, böyle yapmaktan. Bunun mümkün olacağını düşünürseniz ilgi duyar, yapabileceğiniz kanaatiyle dalar ve becerebildiğiniz kadarını yapabilirsiniz. Ama daha başlangıçta ben yapamam, ben onun gibi olamam, o nerede, ben nerede kardeşim gibi güya onu sayıyormuş sanılan ifadelerle gerçekte ondan kendinizi uzaklaştıran anlayış ile hiçbir zaman onunla sizin aranız kapalı, birbirinize ahbap, bir yakın, yakın olamayacaksınız demektir. Aranızda kilometrelerce, millerce mesafe kalacak demektir. Yani o İslam'a yakın, siz de İslam'a yakın olmayacaksınız ona yakın olmadığınıza göre. Bu anlayışı da yıkmak lazım. Yani Müslümanların önündeki en büyük engellerden biri, yani İslam'ı anlamanın, Kur'an'ı anlamanın önündeki engellerden biri de bu. Gereğince Müslüman olamamanın sebeplerinden biri de bu. Bir diğeri, 1400 yıllık geleneksel kültür, yani Kur'an'ın indiği günler, yıllar ile günümüz arasında 1400 yıl geçmiş, yuvarlak hesap söylüyorum, küsurat lazım değil. Bu geleneksel kültür bizi Kur'an gerçeğini gerektiği gibi anlamamıza imkan vermiyor. Nasıl vermiyor? Anladığımızı sanıyoruz ama anlamamızı gerçekten engelliyor. Şimdi kozmografya veya astronomi okuyanlarımız, fizik okuyanlarımız bilir. Yerdeki insan havaya baktığında, göğe baktığında yıldızları görüyor. İşte filan yıldız şurada, kutup yıldızı, efendim bilmem ne yıldızı orada. Biz sanıyoruz ki ilk yüzeysel görünüşle işte kutup yıldızı şurada. Ne zaman başımı kaldırsam orada görünüyor. Doğru. Ama gerçekte o yıldızın yeri orası değil. Yapılan incelemeler sonunda şunu öğreniyoruz ki o yıldız ile bizim aramızda yerden itibaren 120 veya 110 kilometre kalınlığında bir atmosfer, hava tabakası var. Bu hava tabakasını aradan çıkarıp yıldıza bakamadığımız için o hava tabakası yıldızın kendisine gelen ışığını bize ulaştırırken kırmalar yapıyor. Hani bir suya kolunuzu soksanız kol kırılmış, yarısı şu tarafta gibi görünür ya. Bunu yapıyor. Yapınca biz yıldızın gerçek yerini anlayamıyoruz. Gördüğümüz yerde sanıyoruz. Halbuki öyle değil. Kırış açısına göre şurada görünen yıldızın asıl yerinin örneği şu tarafta, şurası olduğunu o hesaplamadan sonra çıkarabiliyoruz.
Şimdi bunu Kur'an'a uyarlayalım. Mesela benim acizane kanaatim, kimse katılmak zorunda değil ama madem düşündüklerimizi anlatmaya geldik, haşa bize gelen vahiy anlatmaya gelmedik, bize vahiy gelmiyor ki anlatalım. Düşündüğümüzü anlatacağız, araştırmalarımızı anlatacağız, işte onları anlatıyoruz. Bakıyorsunuz, yani baktığınızda sizinle bu olay arasında geleneksel kültür atmosferi 1400 yıllık kalınlıkta var iken bakıyorsunuz, İkra bismi rabbikellezî halak, işte böyle başlayan vahiy nasıl olmuş? Sokaktaki çocuğundan müftüsüne, ulemasından cühelasına, herkeste müşterek kültür haline gelmiş. Ne şekliyle gelmiş? Efendim, işte mağarada düşünüp durana mağarayı haçta gördüm ben 20 sene evvel gittim çıktım ben. Mağara filan değil. Büyük büyük birkaç taşın, böyle iki şöyle duran taşın üstüne de koca bir taş gelmiş. 2,5 metre, 2,44 santim derinliğinde. Taşların işte alaçık deriz ya biz, alaçık gibi yaptığı bir yer yani mağara, öyle içinde gezilen gidilen, bunun gezilip gidilecek yeri yok yani, küçücük bir hücre kadar bir yer, bir tarafı açık neyse. Gelmiş efendim, demiş ki işte oku demiş. O da okuma bilmem demiş. Oku, okuma bilmem, oku, okuma bilmem, sen misin bilmem diye döşünü tutmuş Cibril, bir sıkmış, çatırdatmış, kaş kaburgasını kırdıysa, ben biraz hafife alarak üslubunda anlatıyorum. Bizimki hemen alfabeyi sökmüş, çatır çatır okumaya başlamış. Yaygın kültür bu değil mi beyler? Şimdi niye biz böyle görüyoruz bu İkra bismi rabbikellezi? Aradaki bu geleneksel kültür bize kırarak getiriyor da onun için. Şimdi o kültürü kenara çekerek bakalım bu olayın aslına, yani bu ayetin indiğinde. Ben diyorum ki şahsen, hiçbir rivayet de yok. Cibril, Muhammed Aleyhisselam'a yazılı bir metin getirmedi ki oku desin. O zaman ne anlamak lazım bu okuyu? Sen işte ne yapıyor bu adam? Alıp başını gidiyor, orada düşünüp duruyor. Ne için düşünüyor, neyi düşünüyor? Bu toplumun hali ne olacak? Bu insanların hali ne olacak? Benim halim ne olacak? Biz bu dünyaya boşa mı geldik? Ha? Düşünüyor, düşünüyor, bir yol bulamıyor. Bugün de yok. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Trilyonları boğazlarından geçiriyorlar. Deveyi hamuduyla yutuyorlar. Şurada şöyle, polisi böyle, memuru böyle, imamı şöyle, müftüsü böyle. Şu memleket ne olacak diye düşünen yok. O günde düşünenlerden birisi Abdullah'ın oğlu Muhammed. Düşünüp duruyorsun. Cibril gelmiş ona diyor ki söyle. Yani düşünüp duruyorum. Söyleyecek bir şey bulduysan hadi söyle. O diyor ki ne söyleyeyim? Yani bir sonuca vasıl olmuş değilim, şey bulabilmiş değilim ben. Ne söyleyeyim? Söyle ne söyleyeyim? Söyle ne söyleyeyim? Dördüncü değil mi Cibril diyor. Ben söyleyeyim sen söyle. Yani ne söyleyeceksin? Sen ki ne söyleyeceğini bilmediğini itiraf ettin mi şimdi? Ha. Rabbim bana bilmediklerini öğretmek üzere görevlendirdi, beni sana gönderdi. Şimdi ben söyleyeyim, sen onu tekrar et, öğren. Ne söyleyeceğini bilmeyen adam ne söyleyeceğini bil bundan sonra. Hadi bakayım başla. Bismi Rabbikellezî, Rabbimin adıyla de. Arkasından beni bir, yani insanı bir kan pıhtısından yaratanın adıyla de. Bak bunları işte Rabbim sana öğretmek üzere ve ilahir tüm Kur'an böyle geldi. Şimdi o geleneksel kültürü, yani bu işin gerçeğini bize kırarak getiren kültürü kenara çekip baktığınızda Kur'an'daki bu ayetin manası ilken, arada o geleneksel kültür açısından, onun gerisinden baktığımızda şuradaki gerçeği şu orada gösteriyor bu kırmayı. Bir başka şey, mesela Kur'an'da diyor ki Allah elem neşrah leke sadrak, senin göğsünü açmadık mı? Bunun Türkçesi. Sadrak, sabır, göğüs manası. Geleneksel kültürün arkasından baktığımızda nasıl görünüyor? Efendim Muhammed işte daha 5 yaşında çocukken Şeyma isimli süt kardeşiyle işte çölde Halime'nin kabilesini orada gezerken efendim 5-6 tane beyaz önlüklü adam gelmiş Hacettepe Üniversitesi kardiyoloji bölümünün cerrahları sanki bunlar. Alıp götürmüşler Şeyma'nın yanına yatırmışlar. Böyle açık kalp ameliyatı yapmışlar. Kalbini çıkarıp yumurta kadar kalbi olur 5 yaşında çocuğun. Taşlı kadar pıhtı bir şey var mı onu da şöyle bir etmişler. Sonra geri takmışlar. Tamam. Sonra çekip gitmişler. Allah'u ekber. Bu ne iş? Şimdi böyle görünüyor. Elem neşrah leke sadraki, kalbimi yarmadık mı? Geleneksel kültürün arkasından bakınca böyle. Yani mavi camlı gözlükten bakınca sen de mavi görmüyor koltuktan. Sarı da mavi görmüyor kırmızı onun gibi. Halbuki bu kültürü çekip baktığınızda nasıl anlaşılıyor bu ayetin manası?
çare arayıp durup da bulamayan adamın göğsü daralmaz mı böyle? Öyle demiyoruz. Yarın çekiniz var, 5 kuruş paranız yok. Dünya başınıza dar gelmiyor. Sıkıntılanmıyor musunuz? Bunu da insan affet. Ya halin ne bu? Ne oldu? Hayır, ya göğsüm daralıyor. Sorma arkadaş. Ya ne var? Çekim var, 5 kuruş param yok. Ya al şu payı, canın sağ olsun, sonra bana ödersin, götür çekin. Ya o göğsüm açıldı, Allah razı olsun ya. Dünyalar benim oldu demiyor muyuz? Yani biz de yaşamıyor muyuz bu deyimleri kullanan? Evet. Çare arayıp, yol arayıp duran Muhammed yol bulamadıkça göğsü daralıyor. Yani ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu işin? Evet. Rabbi Allah ona yol göstermek suretiyle onu ferahlattı. Şimdi bir adam adres arayıp dursa, soracak kimse de bulamasa, gez babam gez, 40 yıl gezerken ne bulamaz. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da ona dese ki baba aradı, gözde hakikaten ha, aha şurada dedi, hay Allah razı olsun ya. Of, göğsüm ferahladı yani, göğsüm açıldı demiyor muyuz? Çaresizlik göğsünü daraltmayla ifade edildiği gibi, çare bulmak göğsünü açmayla ifade ediliyor. Türkçe'de de kullanmıyoruz bunu. Hani sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Kitap ve iman bilmeyen adam darda adam, ama kitap ve iman bildirdikten sonra o adamın darlığı var mı? Yolunu kurardan basıp gaza gidiyor yani. Ayı, güneşi sağ eline, ayı sol eline versen o yolunu bulmuş, gazlıyor. Gelen olsun olmasın, meşesi bilir. O işini yapıyor mu? İnsanlara açıklıyor mu? Tebliğ ediyor mu? Bitti. Dinleyip de kabul edenlerin, etmeyenlerin sorunu. Sen kendine bak. O kendine düşeni yapıyor. Daha böyle birçok olayı bu şekilde açıklamak mümkün. Mesela Govaca'daki dağlen feheda diyor. Ne demek? Yani sen dalalette, sapıklıkta yahut putlara tapmaktayken anlamına değil. Buradaki dalal ne yapacağını bilmez, şaşırmış, şaşkınlık içinde iken, hakikaten şaşkın yani, ya ne yapacağım? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? Hali, şaşkınlık hali değil midir? Evet. Seni bundan kurtarıp ne yapacağını göstererek şaşkınlığından kurtaran değil mi Allah? Yani biz değil miyiz bunu sana? Evet. O kadar açık. Bu ve daha başka şeyler. Mesela bir başka örnek daha vereyim. Yanlış tercümelerin ve yanlış anlayışların da yine karışmasıyla gerçek anlamlar bulanıyor ve başkalaşıyor. Örneğin hangi surede şu anda hatırlamıyorum. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bazı ayetler var. Kısa bir Rabbim bu dedi, ben batanları sevmem dedi, sonra güneşe filan. Hatırlıyorsunuz, hep böyle tercüme ediyor. Halbuki öyle değilmiş. Nasıl? İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, kimi yıldızlara, kimi aya, kimi güneşe, yani genellikle gök cisimlerine tapan, tapmasıyla meşhur bir toplum. Onlara bunlar Rab değil, böyle Allah olmaz deyip duruyor, dilinde tüy bitiyor ama kim anlar efendim? Hiç kimsenin kulak vermiyor. Böylesine bir diyalog içinde bulunduğu toplumda gece oturuyoruz, tavanımız da açık. O grup insanlar öyle, onları Rab bilen insanlar orada, İbrahim de burada diyelim. Sözün gelişi, hepimiz bakıyoruz işte, yukarı bakıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. Kayıp gidiyor bir yıldız. Ben şimdi laf çarpıyorum, diyorum ki yani İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim bu. Ya kayandan Rab olur mu? Ya böyle Rab olur mu? Bu mu Rab? Rab böyle olur mu? Kimisi Elmalı Hamdi ile Talat Koçyiğit şu eklemeleri yaparak, asıl metinde olmamasına rağmen Elmalı Hamdi benim Rabbim bu imiş dedi. Yani böyle Rab mı olur? Öyle diyorlar. Yani kendilerinin Rabbi olduğu gibi benim de Rabbim oymuş. Gülüm de boşa gitmesin der gibi yani. Şimdi böyle anlayınca, ki böyle anlamaya müsait, ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam hiçbir gün ne yıldıza, ne aya, ne güneşe tapmamış. Ama öbür türlü tercüme yapıldığında tapmış çıkıyordu. Peygamberler de herhalde şirke bulaşmazlar. Yani. Bir yanlışlıkla kazara Musa Aleyhisselam'ın bir insanın ölümüne sebep olduğunu itelediği için, yani bütün suçu da itelemek, öldürmek kastı yok ama adam düşünce kafası vurmuş, ölmüş. Diğer yandan bir başka ayette yine İbrahim Aleyhisselam'la ilgili diyor ki İbrahim işte put aldı ve küçük putları, putların doldurulduğu mabette kırdı, putu da büyük putun omzuna astı. Millet bir ibadethaneye giriyor, bakıyor ki Allah, putların hepsi paramparça yerde, en büyük de oduncu gibi balta omuzunda da duruyor. Bak nasıl olur, ne oldu, kim yandı falan filan.
Şimdi İbrahim'e hep deyip durmuyorlar mı? Bunlar ilahlar, bunlar külli şeyin kadir diye. He. İbrahim de onların dediğini demiş oluyor dünya. Yani onları da jeton düşürmek için tersinden bir. Diyor, yapan belli işte, balta kimin omuzundaysa o yapmış. Yani siz ki onları her şeyi yapmaya kadir görmüyor musun? O yapmıştır. Ben yapacak değil mi? Yani ben onun yanında aciz değil miyim? He. O kadir, kadir olan yapmıştır. Bu sefer yıllardır onlara İbrahim'in söylediğini, onlar İbrahim'e söylüyor gibi diyorlar ki, o yapamaz. Ah diyor İbrahim, işte ben de bunu diyordum, lan diye bir şey yapamaz. Yani size bunu devirmek için ilacı putlarımı devirmem lazım. Yani bir şeyi anlatamadığınız insana çok farklı, değişik, tersinden, düzünden, yanından, yukarısından üsluplar kullanarak anlatmaya çalışırsınız ya, İbrahim Aleyhisselam'ın da burada yapmaya çalıştığı bu. Evet, biz konuyu uzatırsak daha bir sürü madde var, epey uzayacak. Biraz kısa keselim. Yani birkaç örnek sanıyorum başlığımızın ne anlama geldiğini açıklayıcılığı bakımından yararlı oluyor ama daha fazlasını sizler araştırarak, düşünerek, okuyarak bulacaksınız, bulabilirsiniz. Dördüncü faktör olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gününden başlayarak belki kimi şahıslarda, tek tük de olsa, kimi şahıslarda belki kavrayışın azlığından, belki anlayış kıtlığından, belki birikim kıtlığından, muhakeme zayıflığından ki insanlar düşünürlerken birçok şey, birçok faktör onların düşüncelerine ve düşüncelerin sonucu olan ürüne, hükümlerine tesir ediyor. Sünnetin, hadisin, fıkhın gereğince anlaşılmadığını ben şahsen arzane görüyorum. Sünnet, lügatta malumunuz bir varlığın, bir kişinin, bir zatın yapmayı adet haline getirdiği şey için kullanılıyor. Sünnetullah dendiği zaman Allah'ın sünneti, yani Allah'ın yapmayı adet haline getirdiği anlaşılırken sünnet-i Resulullah dediğiniz zaman Allah'ın Resulü'nün Risalete taalluk eden hususlarda adetleşti. Yani mükerrer, birbirini takip eden, hep yaptığı şey anlaşılıyor. İşte sünnetül Arap, sünnetül Etrak, sünnetül filan, işte filan, onun adetleri anlaşılır. Bu mesela her insanın, derler ya Türkçe'de, her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli var. Yani yoğurdu da bir şekilde yemek diye bir farz yok. Herkesin kendisini yiyişi, yoğurdu, onun sünnetidir. Ama onun sünneti başkalarını bağlamaz. Diyelim Resulullah da bir insan, diyelim değil öyle. Yemekler içerisinde kabağı seviyormuş da, ya ben kabağı çok severim demiş. Bunu da dinle ilgili yapılması gereken bir şey zannedip kabağı çok sevmeyi de dindarlık, yani peygamberin yolunu tutma şeklinde anlaşılması, bu ve buna benzer, o entare giyiyordu, biz de entare giyelim, o sakalı vardı, biz de bakalım, onun kafası sarılıydı, biz de, yani o deveye biniyordu siz de, o kapalı bir helaya değil, çölde bir kenara gidip orada yapıyor, sonra onunla örtüyordu, o zaman sünnete uyacaksın, sen de bugün öyle yap. Niye kapalı, hela taşlı, muslukluk ile helalar kullanıyorsun? Yani bu anlayış yanlış, böyle değil. Sünneti arzane ben şöyle tanımlıyorum, tarif ediyorum. Hem ağyarını mani, nefradını cami eskilerin deyimiyle, yani içinde bulundurulmaması gereken unsurları bulundurmayan, bulunması gereken şeylerin de tümünü bulunduran anlamına gelen bu deyimle söylersem, sünnet, yani sünnet-i Resulullah, kısaca ve kapsamlı bir şekilde Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın kitabını, yani Kur'an'ı ahlak edinmesidir. Bu sünneti terk eden İslam'ı terk etmiş olur. Kur'an'ın ahlak edinilmesi Resulullah'ın en müekked, en kapsamlı, en temelli, artık her eni kullanabilirsiniz her şeyin başına sünnetidir. Yoksa o gün işte masa yok, yerde oturuyor. Yok, sen de masa varsa masada oturursun. O da masadaysa masada otururdu. Deve bulmuş, deveye binmiş. Hicret ederken hiç binmediği cinsten bir deveye binmiş. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, veya yazıyor tarihle, hicret etmeden önce diyor, ikimiz için iki deve aldım. O gün Mekke'de diyor, 10 deve parası verdim iki deveye.
Yani belli ki Skoda marka deve almamış, 8 otomatik almış. Kaçacak bu adamlar ya, uyuz bir deveden kaçılır. Anlatabiliyor muyum? Bulmuş ona binmiş, bulamamış bir şey değil. Mısır'da mukavgıs böyle mısır eşekleri var, at gibi beyaz beyaz. Ondan göndermiş keyifle peygamber 0 kilometre aşağı, o mısır eşeğine binmiş, hem de memnun ol o. Böyle yani bunlar mübah şeyler ve en güzelini kullanmak Allah'ın nimetleri. İnsanlar ondan yararlansın için yaratılmış şeyler ki Allah bütün nimetleri insanlara kullarına esir etmiş, emirlerine amade kılmış değil mi? Evet, hadisi de yine şöyle tarif ediyor veya anlıyor. Uzun uzun bu başlıkların her biri bir konferansın veya panelin veya konuşmanın başlığı olabilir ama kısa söylemek vakit bakımından zorundayız. Hadisi ben şahsen işte küçükten herkesin belirlediği gibi peygamberin sözü olarak belirlediysem de zaman içerisinde gerek Kütüb-i Tis'ah yani 9 meşhur büyük ender önde geldiği size belirtilen kitabı onlarla onların yazılışıyla ilgili bilgilerin mukaddimelerine, muhtevalarına baktığında gerek başka kaynakları okuduğunda hadisin bilindiği ya da sanıldığı gibi peygamberin sözü olmadığını, peygamberin söylediği, söylenen sözler olduğunu gördüm. Herkes ne diyor? İşte Resulullah böyle söylemiş. Kime? İşte Ali'ye. Ali de Veli'ye diyor ki Resulullah'ın falan şu bana dedi ki Resulullah böyle söyledi filan. Yani hep ravilere kurulur, oturan, hani şu viyadüklerin üstündeki otoyol yani asıl zemine oturan değil. O zaman peygamberin söylediği söylenen sözler böyle söyleniyor. Öyle mi değil miye ihtiyaç doğuyor? İşte onu da en güzel şekilde elbette ki en sağlam elek öyle uyduruk getirip yani arıza yapmaz, yaramaz şeyleri kaçırmaz. Ondan sonra Kur'an eleğinde elerseniz üstünde kalanları onun söylemiş olması muhtemel, yapmış olması kuvvetli de olsa, zayıf da olsa altına düşenler o eleği ona yakışmayan, yaraşmayan, onun söylemesi mümkün olmayan. Ama kimilerinin ona yaraştırdığı, yakıştırdığı sözler gözüyle bakılması gereken şeyler. Hatta bu işlerle uğraşanlar, iyi kötü mürekkep yalayanlar bilirler. Allah rızası için bile hadis uydurulmuş yani. Bu tabir bilenlerce hiç de komik filan değil yani. Resmen adam öyle söylüyor abi. Diyor ki, Allah razı olsun diye ben öldürdüm. Kızıyor şey hadisi toplayan, ben Allah'tan korkmadım. Ya Resulullah yerine seni yalan söylesin diye vekil mi bıraktı gitti? Yani öyle insan olursa o devirde de bu devirde de akıllısı var, yara akıllısı var, derisi var, zırzır derisi var, hınzır derisi var. Her devlet paylaştırılmış gibi. Diğer yandan fıkh tefakkuh etme yani bir şeyi gerçek mahiyetini kavrayabilecek şekilde anlamanın yoluna tevessül etme ve o şekilde düşünmeye tefakkuh veya fıkh dendiği halde zaman içerisinde fıkıh filan adamın söylediklerini tekrar etme şekline dönüşmüş. Ellerin düdüğünü söylediğini tekrar etmenin adı fıkıh olamaz. Onun söylediğinin hafızlığını, müezzinliğini yapmış olursun. Hani imam Allahu Ekber de geride cemaat çoksa müezzin Allahu Ekber yani imam söyler tekrar eder. Yoksa kendiliğinden müezzin bir şey söylüyor mu? Onun gibi. Buna fıkıh denmez. Kendinizin o meseleyle ilgili meselenin mahiyetini açığa çıkaracağı derecede düşünmeniz, araştırmanızın ve sonuçta bir şeye ortaya koymaya çalışmanızın adıdır tefekkür etmek. Başkalarının dediğini tekrar edip tutturmanın adı ezberciliktir, tekrarcılıktır. Adı üstünde tefekkür değil, fıkıh değil. Ama tam tersi anlaşma gelmiş maalesef ve yaygınlaşmış. Evet, beşinci unsur olarak gördüğüm Kur'an'ın indirildiği yıllarda, indirildiği toplumun kavramları, yaşam tarzı, hakkındaki bilgisizlik veya bu konudaki bilgilerin Kur'an'ı anlamada kullanılmaması, uyarlanmaması da Kur'an'ı anlamanın önündeki engellerden biri olarak görünüyor bende. Şöyle ki, kimi, yani kimi ayetler değil, Kur'an baştan sonuna kadar 23 hicri yıl boyunca durmayan, devam eden bir hayat
içerisinde gönderilmiş. Yani filan yılda başlamış indirilmeye, falan yıl geldiğinde de bitmiş ve başlamasıyla bitmesinin arasında da yıllık gün toplamı 354 olan Hicri 23 yıl geçmiş. Bu 23 yıl insanlar yaşayarak geçirmişler. Bu yaşayanların içinde şu da var, bu su da var, Resulullah da var, Ebu Bekir var, Ebu Cehil var, Ömer var, şu şurada şu yok olmuş, burada mı gidiyor ama hayat devam etmiş. Kur'an hayattan kopuk, hayattan mücerred, hayattan konu somutlaştı, soyutlanmış bir kitap olamazdı da değildi. Yaşanan hayata açıklık getirmek, yaşanan hayatı keyfiyetlendirmek, yaşanan hayatın kendi kurallarına uygun yaşanmasını sağlamaya yönelik gönderilmiş vahiylerden oluşan bir kitap. Böyle olunca o hayattan mücerret olarak, o hayattan tecrit ederek, soyutlayarak Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Örneği yetiştirin, bilmem ne yapın, bir ayet var, hatırlıyorsunuz. Şimdi o hayatta vurucu güç, silah, insanı güçlendiren bir silah olarak at gerçekten çok önemli, süratiyle, mukavemetiyle filan çok önemli bir silah. Yani bir yaya 10 kuruşluk iş yaparsa bir süvari 110 kuruşluk iş yapıyor o at sayesinde. Onun için Allah o hayatta at, bu imkanı insana at verdiği için diyor ki işte atlar besleyin. Şimdi bugün artık attan daha güçlü, insana üstünlük veren zırhlı araçlar var, tanklar var, bilmem var oğlu var yani, uzun uzun anlatacak değiliz. Herhalde bugün iniyor olsaydı Kur'an, elbette bugünün toplumunun tanıdığı kavramlarla, tanıdığı eşya ile, bildiği şeylerle ona hitap edecektir. Enderattan, ender olarak rastladığı şeylerle değil. Ki o indirdikleri gereğince anlaşılabilir. Yoksa afaki şeyler, mesela o günün Arabistan'da yaşayan insanlara muzdan da zekat verin diye bir ayet inseydi misal. Allah'ım muz ne ya? Millet birbirinin gözüne bakacaktı. Çünkü muz yetişmez ki orada. Muzu bilmez. Araplar bilmez muzu. Şimdi biliyor. Niye? Ta Brezilya'dan bilmem ne muzu gidiyor uçakla Mekke'ye de ondan biliyor. O zaman uçak nerede? Kim götürecek onu? Bak, bugün olsaydı bugün patateste, pancarda, kahvede, bilmem, muzda her bir şey sayılır. Kayısı, şimdi Malatyalı hadiste geçmedi diye kayısının zekatını vermezse doğrusu zalimlik yapmış olur gibi. Verecek çünkü zenginliği sağlayan her şey zekatın menşeidir, kaynağıdır. Bulunması insanın, o toplumla ilgili bilgilerinin bulunması da Kur'an'ın daha rahat ve yerine daha çok oturacak şekilde anlaşılmasında gerçekten ihmal edilmeyecek bir faktör. Şöyle ki diyorum, mesela şu inşaat demirini hemen hemen tanımayanınız yok. Çünkü sokaklarda bile yapılan her inşaatın önüne getirip gelip şeklinde atıyorlar. İşte bir süre sonra onu herkes görüyor. Şimdi o halde demiri görüp demir hakkında fikir sahibi olanla demiri benim yaptığım gibi İskenderun demir çelik fabrikalarında o ham madde olarak dağdan gelen madenin atıldığı yeri, kok kömürüyle onun eritildiğini, o yüksek fırınları böyle su gibi kıpkırmızı aktığını, o sarı toplarını sonra potalara döküldüğünü, yani orasını da bilerek bugünkü halini, şu hale getirilmişini bilen adamın mı demir hakkındaki görüşleri daha oturaklı oturur ve gerçeği ifade eder, yoksa şeyde mi? İnşaatçının, demircinin önünde görmeyle. Elbette ki bu ikinci, birinci. Yani çünkü hani doktor kim hasta olan demiş, yani yakın hasıl etmenin bir şeyi gerçeğine uygun olarak tanımakta çok büyük ve öncelikli bir rolü var. O itibariyle yakın hasıl etme gereği vardır bu şeyin anlaşılmasında. Altı, gününü yaşadığı günü anlamaktan uzak olmak, yani şu günü, yaşadığı günü anlamaktan uzak olmak, o günleri de anlamayı engellemektedir. Anlayış kıtlığı, muhakeme yokluğu, mukayese noksanlığı diye tafsil edilebilecek şeyler.
Bu şey demek, hakikaten bugün yaşadığı dünyayı, kendini, çevresini, eşyayı, duayı, diğer insanları anlamakta zorluk çeker ya da anlamak için gerekeni yapmayan kimseler o günü nasıl anlayacak? Tabii o günü de anlayacak. Çünkü sonuçta o da gün, bu da gün ama yaşadığı, elini uzatsa elleyebileceği, içinde yaşadığı günden kendini aciz bırakan insanın kendisinden evvel gelip geçmiş günleri ve o günlerde neler olup bittiğini anlaması da imkansız hale gelir. O yüzden Allah-u Teala sürekli olarak Kur'an'da insanlara bakmıyorlar mı şunlara bunlara diyor. Estağfurullah. Efendim, efela yendurûne ilel ibili keyfe hulikat. Develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar. Ve ile semâi keyfe rüfi'at ve ilel cibâli keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sufiyat. Bakmıyorlar mı göklerin nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerlerin nasıl serildiğine ve develerin nasıl yaratıldığına. Yani bunlar Kur'an'ın dışında eşya. Yani bunlara bakın. Bakın ve bizim kudretimizi, bizim kim olduğumuzu, neye kadir olduğumuzu anlayın. Her biri apayrı şeyler olduğu halde kendilerine ait özellikleri var. Hepsinin rolü ayrı, görevi ayrı, işlevi ayrı. Deve ile ilgili bir belgesel seyretmiştim. O belgeselin sonucu olarak diyorlar ki filmin sonunda, bir Amerikan filmi mi neydi? Deve olmasaydı, deve gibi bir hayvan ki benzeri yok yeryüzünde, olmasaydı insanoğlu asla ve kat'a uzun çölleri aşarak dünyanın diğer yörelerine intikal edemez, bulunduğu semtleri aşamazlar, orada kalırlardı. Hakikaten biliyor musunuz deve, epey inceledim o belgeselde de dikkatle izledim. 2 ay boyunca sürekli yük taşıyor ve yol kat ediyor, hiçbir tutam ot yemeden, bir dirhem su içmeden. Müthiş bir mukavemet değil. Adam bir çöle girdi, başı belli değil, kıçı belli değil. 2 ay onunla gidebiliyor. Tecrübeyle bilmem ne falan ne yapıyorlar? Bol bol yanlarına deve alıyorlar. Suları bitti, yiyecekleri bitti mi? Develer hazır su ve yiyecek kaynağı. Hemen yedek develerden kesiyorlar, içindeki içilecek suları içiyorlar, etlerini yiyorlar, hadi devam. Böyle böyle büyük sahralar aşılmış. Böyle böyle Gobi çölleri aşılmış. Böyle böyle deşli kevirler aşılmış. Şimdi bu deve şaka mı? Biz böyle görüyoruz diyor. Oo, müthiş bir makine oluyor. Müthiş bir yaratık. Bunlara bakmıyorlar mı diyor Allah. Bakmayan, bunları anlamayanın Allah'ın dinini anlaması da mümkün değil. O dini anlamayan bunları gereği gibi anlamıyor. Bunları gereği gibi anlamayan o dini de anlayamıyor. Çünkü her şey birbiriyle girintili. Olaylarla ilintili olarak anlaşılmak istenmez. Hangi olay, örneğin peygamberin söylediği söylenen bir sözde kuşun uçmasıyla hayır ve şerrin alakası yok diye bir söz söylediği söyleniyor. Bu sözün ne anlama geldiğini anlamak için o ortamda, yani anlaşılıyor işte hepsi hayır, şer biliyoruz, kuşu da biliyoruz, yolculuğu da biliyoruz, hepsi Türkçe ama gerçek manasını anlamak için o günkü ortamda bu ne amaçla, nasıl bir ortamda sarf edilen bir söz? Efendim Araplarda, Mekkelilerde bir adet varmış. Bir kimse Mekke'den yolculuğa çıktığında ne tarafa? Taif tarafına gidiyor. Eğer giderken yolunun üzerinden bir kuş kalkar, gidiş yönünde kendisinin sağ tarafına doğru uçarsa o yolculukta hayır var, sol tarafına doğru uçarsa şer var diye bir itikat varmış. Nitekim Kur'an da bunun bir başka çeşit örneğini veriyor. Evlerinize arkalarından girmeniz de takva yok diyor, değil mi? O da örnek veriyor. Peki ne demek bu? Anlaşılıyor, kapıyı da arkayı da biliyoruz, evi de biliyoruz, takvayı da biliyoruz ama Allah durup dururken lüzumsuz laf mı etti, yani laf mı kalmadı? Bu çok lüzumlu efendim. Lüzumunu nasıl anlıyoruz? O gün Araplara bu konuda hükmeden, bugün mesela okumadan, etmeden, yok bir yatıra bilmem ne adamadan Müslüman olamayacağını sanmak nasıl bir topluma hakimse, o günkü Araplara da bir yolculuktan geldiklerinde evlerine artık bacadan mı giriyor, arka pencere duvarı mı yıkıp giriyor bilmiyorum da oradan girmek takvalı olduklarına alamet sayılırmış.
bu olayı yıkmak için Allah onların hemen anlayıverdi ama bizim onların böyle adeti olduğunu bilmediğimiz için anlamakta belki güçlük çekeceğimiz bu ifadeyi kullanarak diyor ki arkalarından girmek takva değil yani bu gibi şeyler de takvanın arasında uzaktan yakından alaka yok. Bilirseniz o zaman bu şeyin o topluma hakim olduğunu anlarsınız. Şimdi varsayalım ki ben veya birimiz bugün mezara çabut bağlamanın hiçbir hükmü yok dedi. Bugün. Bu yazıldı, kitaplara geçti. Aradan 300-500 sene geçti. Bu ümmet kendini değiştirmiş ve artık kimse hatırlamıyor ki mezarlara çabut bağlanıyor olsun. Mezarlara çabut bağlandığı son bulsun. O zaman oturacak ya Allah'ın acımen diye birisi böyle bir laf söylemiş. Acaba boş mu konuşmuş, niye demiş? Çünkü o adet unutulmuş, yok inşallah böyle hurafeler unutulur da anlamakta güçlük çekecek. Kolaylık için bu yıllarda kendinden 5 asır önce içinde yaşadığı Ercümenler içinde yaşadığı toplumda mezarlara çabut bağlamanın, işte mum yapmanın, yok bilmem çoluğuna çocuğuna şunu bunu istemenin adet olduğunu, bu adetin yoğun bir şekilde bu ümmete, bu halka hakim olduğunu bilir iseniz bu laf yerini bulur ve oturur. Yani niye? Lüzumlu mu söylendi, lüzumsuz. Bu açıdan bu gibi bilgilere var, ihtiyaç var. Bir diğer unsur, genel olarak dikkat edilirse, insan konuşurken tabii Kur'an'ın tümünü birden ağzından çıkarması mümkün değil. Laflar da sırayla çıkıyor, ayetler de sırayla çıkacak. Yani bir yerden başlıyorsunuz. Ama çoğu kez Kur'an'ı anlamayı zorlaştıran şeylerden bir unsur olarak da şu çıkıyor karşımıza. Parçalayarak, yani bir ayetten başlıyoruz, belki orada kalıyoruz. Aynı konuya taalluk eden diğer ayetlere de başvurmada, onları da göz önünde bulundurmadan bile çoğu kez uzak kalmamız ve ele aldığımız ayeti Kur'an bütünlüğü içerisinde değil, Kur'an'dan mücerret, yani o ayrı, bu da ayrıca anlaşılırmış gibi mütalaa etmek de Kur'an'ı anlamamızın önündeki engellerden birisi olarak bana görünüyor. Ve bakıyorsunuz efendim bir ayeti bir kardeşimiz öğreniyor. Binlercesini öğrensin istiyoruz hepimiz, biz de öğrenelim. Ne mesela? Efendim kafirleri bulduğumuz yerde öldürün ayeti. Yakışmış ona Allah. Yahu bakıyoruz peygamber bir cellat filan değil. Yani bir sürü kafir buluyor ama hiç de öldürmüyor. Yani bu adam Kur'an'ı dinlemedi mi acaba? Allah'ı dinlemedi mi? Diyesiniz geliyor. Yok yani o ayet hangi ortam için, ortamda kullanıldı, geldi ve ne gibi haller için geçerli, o gündeki o şartları bilmekle o ayet yerine duruyor. Yoksa kim Müslüman diyen, kim bir gavur gördü, ilk işi uçağı, tüfeğe, tabancayı çekip onu öldürmek olmalı. Eğer hemen baktığınız gibi anlıyorsanız bu ayeti, kaldı ki böyle değil. Yani öldürmeyi bırak, peygamber Medine'de Yahudilerle beraber yaşamış ta ki onlar hainlik edene, hainlikleri sabit olana kadar. Ya o öldürmemiş, yani Allah'ın elçisi Allah'ı dinlemediyse biz hiç dinlemiyoruz. Olur mu öyle şey? Yani böyle düşünürseniz nasıl abes olduğu çıkıyor. O zaman bu başka bir anlamı olmalı diye düşünmeli insan. Yani o şartları kavramakta çok büyük yararlar var şahsen. Ayrıca efendim, Kur'an'ın indiği günde, o biliyorsunuz, kendisine indirilen insan olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından diğer insanlara şifahen, yani sözlü olarak söyleniyor, açıklanıyor idi. Bir yandan da, ilerisi için belki, yazdırılıp yerlerde o yazı sahifeler, toprak parçaları şunlar, bunlar saklanıyordu ama asıl olan o gün sözlü olarak şifahen anlatmak gibi. Bir sözü, söz konuşurken kullandığınız kelimeleri konuşarak anlattığınızda onların anlamlarının daha açık, nüanslarının anlaşılabilmesini mümkün kılan başka faktörler araya girerken, örneğin bakışınız, vurgulamanız, efendim jestiniz, mimiğiniz, gözünüzü açıp kapatmanız, şununuz, bununuz, o şeyin daha gerçek manasıyla anlaşılmasına imkan sağlarken
aynı sözleri kağıda geçtiniz mi, kağıdın duygusu yok. Ne jestinizi gösteriyor kağıt, ne mimiğinizi, ne vurgulamanızı. Kağıtta somut bir şey olup çıkıyor. Yani insanın ağzındayken çok anlamlı, vurgulu, vurgusuz, öteberi şeklinde çok aksesuarlıyken kağıdın şeyinde çırılçıplak kalıyor yani, mat bir şey. Mesela diyelim ki Türkçe, ben size diyorum ki şifacı, ne diyorsun veya ne yapıyor diyorum. Ne yapıyorsun diyorum, örneğin. Ne anlaşılır bundan? Şu söyleyiş tarzında, yani nasılsın, neyle meşgulsun, şimdi uğraştığın şeyler ne? Bir de ne yapıyorsun diyorum. Yani yapılmaması gereken bir şey yapıyor, ya ne yapıyorsun, dokunma oraya laf anlamına. İkisi de aynı kelimeyle, dikkat edin. Ama konuşma dilinde ben ikisinin anlam farklılığını ifade edebiliyor. Bak bu kullanma geldiğiyle birlikte. Fakat bu ne yapıyorsun kelimesinin, iki kelimenin. Kağıda yazdınız mı ne vurgu karıyor ne kırgı, hiç ikisi de çıkışın içinden bir biçim anlama dönüşüm kalın. Kaybolduğunda sanıyorsun ki İbrahim yıldızda tapmış, ona rahatlamış. Yok. Bunlara dikkat etmekte, yani anlamam için fazla acele etmemekte yarar var. Yani teenniyle bir daha bir daha, bir şu tarafından, bir bu tarafından, bir altından, bir üstünden bakmana yarar var ki acele insana her zaman zarar veren bir şey. Trafikte bile kural olmuş ya, acele giden, acele giden. Gerçekten öyle ya, fikir yürütmede de öyle, acele giden, acele fikir yürüten yanlışa gider yani, daha kolay gitmez. Ama o şey hakkında verilen hükmün, o şeyin taşıdığı illetler, özellikler için verildiğini bilirseniz, aynı özellikleri taşıyan fakat adı sanı başka olan şeylere itibakı için o özellikleri inanmanız gerekir. İşte bunlara illet birlikteliği, sebep beraberliği, sebep aynıyeti diyoruz. Özellik aynıyeti. Bunları tespit etmekte güçlük çeken ya da alışkanlık kazanmamış olan insanların bir şeyi diğerine benzetmesi, bir şeyden bir şey hakkında gelme, bir diğer şeye hamletmesi, yani yüklemesi, onun da onun gibi olduğunu söyleyebilmesi pek kolay olmuyor. Çok kez aksi ters sonuçlar çıkıyor. Bu da kolay bir iş değil. Edinilir, imkansız değil ama kolay da değil. Biraz uğraşmayla, erbaplık isteyen bir iş. Erbaplıkta uğraşmayla ulaşılan bir mertebe. Bir diğer husus, hepinizin de bildiği gibi, peşin fikirler veya peşin yargıyla yaklaşmak. Ama Kur'an'a, ama başkasına, ama şuna, ama bunu. Yani boş yaklaşacaksınız. Boş derken kastiden önce bir çıplak göreceksiniz. Çok canlı şahitlerini siz de görmüşsünüzdür. Ben 6 kere İran'a gittim. İlki 1980 Haziran'da, sonuncusu da resmi davetli olarak, efendim Haziran 1990'da, yani 10 yıl içerisinde 6 kere, ikisi resmi davetli, 4'ü özel imkanlar. Ben de İran'ı görmedim. Kimlerle? Bir Ayetullah Hümeyni ile karşılıklı konuşan olduk. O konuştu, ben dinledim. Biz dinledik. Ama onun için onun Tazari, Ali Hamani, Sancani, Erdebili, Ben İshat onun kafında yani köşkünde Türkçe danışmış ama İsfahani'ydi o. 45 dakika konuşmuş ama söylemiş. Sonra çünkü gitti biliyorsunuz bazı. Çok iyi tanıyorum. Sokakta iş ortasından, pazarcısına, ötesine, berisine yani incelemek için gittim ben. Kafamı boş götürdüm. Çok insanın gittiğini görüyorsunuz. Gidiyor diyor, tamam dediğim gibi diyor. Dediğim yani burada peşin bir kanaatle gidiyor. Varsa ki efendim bir an işte asr-ı saadete kavuşmuş, onu yaşıyor. Buradayken bu kafayı doldurup gidiyor kendini. Dönüp geliyor, tamam öyleymiş ya, gördüm arkadaş sen ne söylüyorsun diyor. Öbürü yani bir farklı düşünen kimse gidiyor, gitmeden evvel burada bunlar boyuna kadar müşrik ya. Arkadaş, kafir zaten. Bu kafayla, bu fikirle dolu giden de aynı fikirle dolu geliyor, hiç noksanlaştırmadan, tam dediğim gibiymiş. Ben ise boş gittiğimden, yani kafayı boşaldı, bir an ne gösteriyorsa onu alıyor, sonra Kur'an'la değerlendiriyorum.
Ne birincinin dediği gibi asr-ı saadet olduğunu söylüyorum orada, ne de ikincinin dediği gibi boyuna kadar kafir olduklarını görüyorum. İkisi de yanlış. Bu işte peşin fikirle yaklaşmamanın sonucudur. İnsanlar mesela peygamberlere de peşin fikirlerle yaklaşmış kabileleri, kavimleri, toplumları o yüzden kaybedenlerden olmuşlar. Nedir peşin fikirleri? Efendim işte öksüz yetim Muhammed de mi gelecekmiş? Kureyş'in yahut da Taif'in efendim ileri gelenleri dururken. Güzel de yani bu konuda bir kavmin ileri gelenlerini Allah elçi seçer diye. Allah katında yanınızda hüccetiniz varsa tamam Muhammed'e sen çekil Allah bunları da affetsin diyelim. Ama var mı böyle? Bu sizin buruntunuz, buruntu kaçtınız. Kaçı kaç kaldı. Ama bu kuruntularda gerçek sayıyor ve bununla yaklaşıyor. Bununla yaklaşınca da bir türlü ulaşamıyor ondaki gerçeğe. Kendisini itiyor. Daha bir sürü örnek vermek mümkün. Konuşma ve yazma dilinde kullanılan kelimeleri, konuşan veya yazanın kafasındaki anlamlarıyla dinleyen veya okuyanın kafasındaki anlam farkını da anlamayı zorlaştırdığı hatta imkansızlaştırdığı bir vakadır. Şöyle ki, aynı dili bilen insanlar olarak konuşuyorsunuz. Konuşan yani anlatan, düşündüklerini anlattığını düşünerek anlatıyor. Öbürünün de anladığını, o dili biliyor ya, anladığını düşünüyor. Ne zaman ki ondan şu veya bu şekilde bir soru veya ters bir şey geldiğinde anlıyor ki anlatamamış ya da o anlamamış. Halbuki aynı dili kullanıyorlar, aynı kelimeleri kullanıyorlar. Dinleyen, yazanla okuyan arasındaki anlam farklılıklarından da var. Farklılıklarından doğar, başka türlü anlamadan doğar. Çok basit ve yakın tarihte başından geçen bir olay vereyim örnek olarak. Yalova'da bir Mardinli kardeşimizin evinde oturuyoruz. Benim hanımım, onun hanımı, kapalı, o ve ben. Bir küçük çocuğu var, konuşuyoruz. Bir ara işte evinin salonu, tabanında halı flex serili. Dedim ki ya bu suni şeyler sağlık için pek iyi değil. Keçe sersen, keçe alsan çok mu pahalı da alın? Daha iyi olmaz mı? Keçe saflıyım ya. Dedi abi keçeyi temizlemek zor. Niye zor dedim, yıkanmaz mı? Yok dedi abi. Dili de hafif bazı kelime harfleri farklı telaffuz eden bir arkadaş. Demi silkelenerek temizlenir keçe. Yani işte dövülürmüş sopayla, onun söylediğini anlatıyorum. Sonra da silkelermişim, böyle temizlenirmiş. Ben ne anladım? Onun da biraz dilindeki şeyden sirkelenerek temizlenir. Şu sirke var ya. Allah Allah. Bir harf farkı var. Tabii ben doğru anladığımı zannediyorum. Şimdi konu orada kalsa, örnek için veriyorum. O peygamber ben de ondan duyan sahabe olarak sağda solda yemin billah vallahi kâle Resulullah keçe sirkelenerek temizlenir dedi. Yalan söylemiyorum. Hakikaten ben böyle anladığımı söylüyorum. Halbuki orada yani iş, yanlışlıklar ne türden ve ne şekillerde olup gelişiyor. Konuşurken şöyle böyle ben bir ara dedim ki keçemiz de yok temiz. Yahu kaç şişe yahu ne kadar sirke atılır temizlemek deyince abi dedim ben sirkesiz sirkelemek dedim. O zaman ortaya çıktı. Yoksa bir haberin başka yere yanlış gitmesi mutlaka üçkağıtçılıktan, sahtekarlık, namussuzluktan olmuyor. Düzgün adam, dürüst adam yanılmaz mı? İşte göz göre göre daha düzgün. O sirkeleme diyor, ben sirkeleme anlıyorum. Yemin billah, billahi vallahi ve sirke arasındaki birikim farklılığı, anlayış, kavrayış, akliyet, muhakeme farklılıkları da yazılanların farklı anlaşılmasına, söylenenlerin de farklı anlaşılmasına, anlaşılmasında rolü olan faktörlerdir. Daha küçüklü, büyüklü belki bu konuyla ilgili birçok şey söylemek mümkün ama ben ez cümle bu ümmetin Kur'an'ı anlamasının önündeki en büyük engeli Kur'an'ın anlaşılmazlığı anlayışı olduğu kanısındayım ve gerçekten insanımızı Kur'an'ı okumaya yönlendirdikçe o tarafa sevk ettikçe okuyanlar çoğaldıkça ucundan kıyından anlayanların da
vaktiyle hiç anlamayanların bulunduğu bu topluma göre aldığını, giderek bunun daha da arttığını, anlayanların bir kısmının anlayışlarını daha derinlere götürmeye çalıştığını gözlerimizde görüyoruz, siz de görüyorsunuz, yalnız ben değil. Evet, bunları düşünüyoruz. Bu ümmet eğer iki cihanda aziz olmak istiyorsa, yani hem bu dünyada hem ahirette, gerçekten Allah'ın kitabı ile hemhal olacak. Bir usta için el kitabı neyse, yemek öğrenen bir kadın için yemek kitabı neyse, ikide bir döner döner şimdi soğanı doğradım, ondan sonra ne koyacaktım ya, ondan sonra işte şununu buyurun. Bizim de ikide bir İslam yemeği pişirmek için dönüp dönüp bakacağımız yemek kitabımız bir benzetmeyle Kur'an-ı Kerim. Nasıl davranacağımızı bakıp bakıp öğreneceğimiz, nasıl düşüneceğimizi bakıp bakıp tekrar hatırlayacağımız kitabın adı Kur'an-ı Kerim. Ben deminki olayı niçin anlattığımı hatırladım. O bomba münasebetiyle şeye gitmiştik. Siyasi polis ifade almaya götürdü, bir de eşkal için bir polislerini getirdi, ressamlarını. Bana ben fark ettim, o çizdi, o çizdikçe ben fark ettim derken, sabah ezanı okunurken şeyi, bombayı koyalım, resmi çıktı. Bana soruyor siyasi polis müdürü. Diyor, neden yani, onlar da Müslümanız diyor, siz de Müslüman. Bu niye bomba koyuyorlar Cüneyt Bey? Dedim ki, bunu sana şöyle anlatayım Burhan Bey, başka türlü anlatırsam senin pek anlayacağını sanmıyorum, benim de anlatacağını pek sanmıyorum. Ama şöyle anlatırsam kolay anlarsınız. Varsayın ki ben bir işte gazete muhabiriyim, televizyon veya radyo muhabiriyim, size soruyorum. Siz, ben anket veriyorum, siz de anketörsünüz, yani cevap veriyorsunuz. Siz Müslüman mısınız? Uzatıyorum, diyor elhamdülillah. Peki öldükten sonra dirileceğinize inanıyor musunuz diyorum. Tabii dirilmeyen Müslüman diyor. Böyle esnaf gibi yani yapıyoruz. En sonunda işte öldükten sonra deyince ya, hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz Burhan Bey? Tabii diyorum, inanmayan Müslüman olur. Bu noktada birkaç şıklı soru soracağım Burhan Bey. Peki o hesaba Ebu Hanife'nin fıkhından mı çekileceksiniz? Ercüment Özkan'ın İkribas dergisinden mi? Said Nursi'nin Risalelerinden mi? Muhiddin Arabi'nin Şafii'nin mihalinden mi? Yoksa Allah'ın kitabı Kur'an'dan mı çekileceksiniz? Cevabınız efendim. Tabii Kur'an'dan. Tamam işte dersimizin adı belli oldu arkadaş. Hangi derse çalışacağız çıktı ortaya. Biz böyle söylüyoruz. Ama onlar da başka kitaplardan sorguya çekileceklerini sanıyorum olmalılar ki bize bomba koymayı düşünüyor. Yoksa o da aynı kitapta ittifak etmiş olsa bomba koymaz mı? Sen gül getirir ya. Değil mi? Evet efendim, kulaklarınızı alındım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Zahmet edip dinlediniz. Şimdi sanıyorum sözü arkadaşa veriyorum. Epeyce uzattım. Hakkınızı helal. Şimdi konferansın ikinci bölümünde sizlerden gelecek olan sorulara hocamız cevap verecek. Muhterem Ercüment Bey, abimiz Malat Yanıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Bir konunun açıklamasının ihtiyacını hissettim. Burada kardeşlerimiz de hazırken. Bunu arz etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz ve muhterem ağabeyimiz, Kur'an'ın anlaşılması önündeki birçok engelleri izah ettiler, istifade ettik. Katılmadığımız bir durumu ben arz etmek istiyorum. O da geleneksel kültürle ilgili olan bir bölüm. Muhterem Ercüment Bey diyorlar ki, Cebrail Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işte günlerdir, aylardır, senelerdir bu mağarada kaldınız. İnsanların kurtuluşu için ne diyorsunuz? Neyiniz var? Ne anlatmak istiyorsunuz? Bir söyler misiniz? Biz Kur'an'da Allah'ın İbrahim'i bir takım kelimelerle denediğini ve İbrahim'in bu kelimeler sonucu imtihanı kazandığını biliyoruz. Ben Kur'an'dan hatırlamıyorum. Burada hatırlayan kardeşlerimiz ve Ercüment Bey hatırlıyorlarsa, Kur'an'ın hangi ayetinden Allah Cebrail'i Muhammed Aleyhisselam'ın Hira dağında denemek için ele toplumlar için neler düşünüyor ve ilgili olarak ne gibi bir denemeler için gönderdi ki konu bu kadar basit indirgendi. Ve konu basit indirgendirirken
peygamber oku demiş, Cebrail okuma emin diyor. Şimdi ben özellikle salondakilere de soruyorum. Bu İkra bismi Rabbikellezi halak denilen ayet, vahiy, Kur'an'da okuduğumuz Allah'ın emri midir yoksa Cebrail'in sözü olarak mı Kur'an'a geçti? Sanırım o bir vahiydir. Çünkü Kur'an olarak okuyoruz. Belki sanırım kelimesi fazladır. O halde niçin yani İkra bismi Rabbikellezi halak diye Allah'ın Cibril'e Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bildirmesi için emrettiğini sanki Cebrail'in Muhammed Aleyhisselam'la böyle hasbelhal hal hatır soruyormuş, düşüncesini alıyormuş gibi bunu bu şekil düşüncelerine katılmadığınızı ki bu tabi sayılan cümlet için hiçbir şey değil. Zaten kendileri buyuracaklar ki ben başka da sözüme katılabilirsin demedim ki zaman zaman biz de bunu yapıyoruz. Salondakiler bilsin ki bunlar birer uyumdur. Yani isterseniz sözünüze katılırsınız, isterseniz sözünüze katılmayınız. Bütün bunlar konuşan konuşmacının kendi düşünceleri rahat anlatabilme ortamın içindir. İşte bu nedenle biz de katılmıyoruz. Sayın Ercüment Bey diyecek ki biz de katılmıyoruz. Diğer bir tarafta da Ramazan Bey, benim niye diyeceğimi de bilmeyin. Kendim ne diyeceğimi de bilmeyin. Ben ne diyeceğimi kendim söyleyeyim. Bilmiyorum. Hayır, zaten siz onun için söylüyorsunuz. Hayır, soruyla ilgili olarak değil. Cebrail'in sözü demedim. Rabbi Allah böyle de diyor. Soruyla ilgili olarak değil. Yani sizin katılıp katılmamayla ilgili olarak ben söyledim. Soruya ayrı cevabını da... Ben öyle mi anlattım? Kahvede kahvede sohbet ediyor mu dedim. Hayır, Allah böyle söylemiş. İşte bu şekilde böyle demiş. O ne söyleyeyim demiş, ondan sonra söyle. Sonra şu ayet-i kerime üzerinde Sayın Ercüment Bey güzel vurdular. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَهِ بِلِكَيْ فَقُولِكَةِ Yani bakmıyor musunuz devre nasıl yaratılmış? Ve diyorlar ki ben bir belgesel izledim, belgeselde gerçekten oldukça beni etkiledi, doğrudur. Ben hem Ercüment Bey ağabeyimizi hem de buradaki siz dinleyicilerin tümüne soruyorum. Eğer efele yazılımına ilerli bir keyfe hulikat bir peygamberin söylediği bir söz olarak anlatılmış olsaydı gerçekten bugünkü hadise ve peygamberin sözü diye anlatılan sözlere birçok kardeşimizin bakış açısı olarak gülüp geçmemiz gerekmez miydi? Ne var yani bunda? Devenin nasıl yaratıldığına bakmıyor musun? Olur mu be? Bu mantığa aykırıdır. Bu arada ben diyorum ki yani biz gerçekten istifade ettiğimiz konular oldu, katılmadığımız konular da oldu. Ama böyle meseleleri biraz da tiyatro diliyle anlatarak, çünkü kendileri de çok iyi biliyor, burada salondaki insanlar da çok iyi biliyor. Sözün birçok sihirdir. Onun için çeşitli şekilde kendisi bir ağabeyimizdir, bizden önce mücadele vermiştir, mücadelesi devam ediyor. O kardeşimizin de başka kardeşlerimizin de mücadelelerini saygıyla karşılıyor ve kendilerine dua ediyoruz. Ama bu demek değildir ki yanlış anlatılan birçok şeylere de bununla ilgili görüşlerimizi beyan etmeyeceğiz. Ben şunu ifade edeyim, kısaca özür diliyorum, belki biraz uzadım. Arap dili ve edebiyatın inceliklerini bilenler biliyorlar ki Arap dilinde söyle ne diyorsun manalarına? Ya kul diye ifade edilir, ya kelim diye ifade edilir, ya tekkir diye ifade edilir. Yani mesela konuşmak için ne var ne yok, ne yapıyorsunuz gibisinden ilk kademimiz teşekkür ediyorum. Sizden cevabınızı ben çok iyi bir soru için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılı bir metin getirdiğine dair zayıf bir haberin dahi bulunmadığı hadisle meşgul olanlar rahatlıkla bilirler. Bu sebeple yazılı bir metin getirilmeyen kimseye oku denildiğinde yazılı şeyi oku anlamına değil. Nasıl türkü okuyorum, gazet okuyorum, mevlüt okuyorum. Yani düşündüğünü söyle anlamında söylemiş olmalı. Ya da benim söylediğimi tekrar anlamında söylemiş olmalı. Çünkü yazılı levha... Bir şifa veriyor. Şimdi ben size benim söylediğimi söyleme derim. Söyle desem bile benim söylediğimi sen de söyle. Ya ben okuyorum, sen de oku.
benim söylediğimi tekrar anlamında kullanılır bu söz. Yani bu böyle gümbür gümbür tersini savunacak bir şey değil. Kaldı ki ben bunun mutlak böyle olduğunu filan söylemek için yanımda Allah katından bir hüccetim var. Ben madem düşüncem zor, böyle düşünüyorum, zannı galibim bu. Gerçeği, gerçeğini Allah bilir. Ben yanlarında şahitleri bildirim yani. Evet, evet, buyur. Hocam, tamam. Başka sormak isteyenler var. Şimdi konuyu başka sesiniz geliyor. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi yıllardır işte Kur'an 23 yıla indi ve bu Kur'an'ın 23 yıla inmesinin insanlar o zaman ki bu hafdesin diye anlatılıyor. Ben öyle geldim. Bu bu söylemler çok düşündürdü ve şu kanalda vardı. Dedim ki peki yani o zamanki insan bunu, o zamanki insanın bunu, insan bunu 23 yılda hazmedebiliyorsa, bugün benim için birden hepsini birden muhatap olması, benim Kur'an hepsine birden muhatap olmam, bu bir haksızlık değil mi diye üzerinde düşünüyorum. Sonra şu kanatta vardı. Kur'an'ın 23 yılda inmesinin nedeni, insanların onun hazmedebilmesi değil. 23 yılda inmesinin nedeni o toplumsal hayatta meydana gelen çeşitli problemlere aklın getirmiş olduğu sözünü veya da aklın içerisinde kaldığı konularda aklı teyit etmek için problemler meydana çıktıkça ayetler inmiş olduğu kararında vardır. Ve bu bağlamda şunu söylüyorum. Hayır, ben sorma, bunu kalmaktan sonra sormayacağım. Bu bağlamda şu kararda vardır. Kur'an-ı Kerim bir hukuk, iktisat veya matematik kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara bir bakış açısı kazandıran bir kitaptır. Ve o bakış açısıyla Müslümanlar kendi problemlerini çözmeye muktedirdirler. Yine bu bağlamda soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bir takım hükümlerin kendi şartlarıyla tayin olduklarını söyleyebilir mi? Ve o hükümler bugün tartışılabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in 23. yılda inmesi demek, bizim de ona mutabık olmamız için 23. yıl geçirmemiz gerektiği anlamına asla gelmez. Örneğin bugün gidip ajansına alıp hemen gidip kullandığımız araba, bir kitap olduğunda 25-50 yıllık bir emeğin ürünü olmuş ama biz de bilmek için 25 sene olarak uğraşmıyoruz. Hemen biliyoruz. Çok da bu hafta bir şey yok. Ama sonuçta bir kullanıcı.
O kanını duymak için işte Teosu'nda, Keşme yerinden başka bir şey yok. Hem biz bugün Allah'a ayardan Efendimiz Salam Hanım'a yurtundan, Barbunya'dan, Tecer'den neler buluyoruz. Ama sonuçta onu da kanını açıklıyor bunlar başka. Sizin de kanınızın açlığı, değişim yerinde değiliz bunlara başka. Cevapladığımız ihtiyaçlar verdiğimiz için farklılıklı gözü değiştirmiyoruz. O gün devrelerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı diyen adam, evet devrenin olası geçti bugün. Bu ayeti çağırdı da işte, bilgisayarların nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Uyalım. Ben de öyle düşünmek, abes bilerek. Devrenin nasıl yaratıldığına tam bir sebeple bakmamız bizden isteniyor. Yani varlık sahibinin kudretini düşünmek, onun kudretinin büyüklüğünü anlamak, korumak için bu büyüklüğünü verilmişse, bilgisayarı da insan yapmış. Ben de efela diye olur bilgisayarı diyorsan, yani bilgisayarı kim yapıyor, insan olsun. İnsanı kim yaratmış bana? Bir düşünün, onun gücünü ki, onun yarattıklarının birinin yaptığı düşün, bilgisayarın yaptıklarına bakın, insanın büyüklüğü. İnsanı yaratmanın da büyüklüğünü artık hangi yaratmanın ifade edebilirsiniz anlamadığınız yani aynı amacı gerçekleştirir. Yani Allah'ın kudretinin büyüklüğünü ifade etmek için başka olan şeydir. Muhterem Ercüment Bey, sözlerine devamla şey yaparken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesini inkar eden tarzda konuştular. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam parmağından 12 parmağından su arındırmış da bu peygamberlerin bir mucizesidir. Peygamberler için vazgeçilmez bir hayat tarzıdır. O zaman peygamberin parmağından mucize su arındırmanın mucizesini inkar ederse Musa aleyhisselamın asasını da yılanları yuttuğunu inkar etmek lazım. Ve diğer İsa aleyhisselamın da ölülerin dirildiğini inkar etmek lazım. Bu hususta Ercüment Bey'i fikrine katılıyorum. İkinci bir konu, yemesi içmesi hususunda. Peygamber aleyhisselatü vesselamın yemesi ve içmesi hususunda. Eğer bir şeyde İnsanların yemesini ve diğer insanlara kanının arttırılması, herkesin yeterince ondan istifade etmesi hususunda Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir muradı talep etmişler, şüphe yok ki bu murat da yerine getirmiştir. Ama zaman olmuştur ki açta kalmıştır. Bu demek değildir ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kanında o zaman çok insanların istifade ettiği halde ve ondan sonra kendisi niye başka zaman açladığı şeklinde yorumlanamaz. Diyebilir misiniz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miraca gittiğinde bir anda bir gecenin içerisinde miracı yaptı da niçin Mekke'den Medine'ye gideceği zaman uzun bir yolculuk yaptı denilebilir mi? Bu da bu kadar kabestir. Yani kısaca siz onun kalp ameliyatı yapıldığını mı söylüyorsunuz? Zaten ben buna inanmıyorum. Zaten inanmayabilirsiniz ama davatın yoluyla bu bize ulaşmışsa bu bir gerçektir. İbrahim Aleyhisselam, yıldızlara tapmadı. İbrahim Aleyhisselam sadece acaba Rab olabilir mi şeklinde düşündüler. Yoksa ilah olarak onu kabul etmedi. Yani neyi nasıl anlaşacağımı ben ne neden beri boşuna kadar okumuşum. Kendim söyleyip kendim dinlemişim galiba. Allah'a emanet olun. Hadis konusuna gelin efendim. Hadis konusunun elbette kişiden hatırlar vardır. Ama büyük çoğunlukla bunların tümünü inkar etmek veya da hemen sadece birkaç tane hadisi efendim bunlar... Bildiğiniz kadarıyla eğer yanlış biliyorsan lütfen beni tamamlayın. Hem ayet geçiyor ve Kureyşliler sürekli olarak Peygamberimizden diyorlar ki madem ki sen Allah'ın karşısını biliyorsun işte şu dağı taşıyan Medya'nın kurakların taşının işte yemyesi bağlı parçayı yapsan ya Allah'ın elçisi böyle hokus pokus yani kuru yeri bağ yaparmış gibi nereden biliyorlarsa. Evet işte bilmem sular sarıl sarıl işte akar sular akıtsana
İşte altından İncil'lerin köşklerin yok, meleklerden muhafızların yok, bizim gibi çarşılarda, pazarlarda dolaşıyorum, karnın açıyor, şu bu. Üstelik yetmiyormuş gibi bütün bu benzerliğimize, bir de bizim konuştuğumuz dili konuşuyor. Konuştuğun şeylerden bir kısmı için bana bunları Allah söylüyor diyor, diyorlar. Yani bir bakıma mazur görün. Sen bizi bu kadar ayakta uyutacağını mı sanıyorsun? Biz inanır mıyız senin gibi bizden farkı olmayan bir adama? Sen ne yapıyorsun demek istiyorum. Bize işte mucize getir, yani ayet getir. Allah-u Teala onlara diyor ki, Kur'an onlara yetmiyor mu? Yetmiyor demek ki, yetmiyor bırak. Hiçbir şey ifade etmiyor olmalı ki bu oyuna istiyor. Ayet mi yok? Yani her birimiz ayet değil miyiz? Gözümüz, kirpimiz, saçımız, dalağımız, bilmem, yüreğimiz, gözümüz. Kartalın gözünün 3500 metreden aşağıdaki bir karıncayı görmesi ayet değil de ne bir ayet, Allah aşkına söyler misin? Fokus fokus mudur ayet? Yok. Bunlar ayet değil. Hem mucizeyle ayet karıştırıyor milletten. Bunlar ayet ne demek? Allah'ın kudretine delalet eden şey demek. Kur'an'ın ifadesiyle. Mesela o, biz kulumuzu Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya gece götürdük ya da gece yürüyüşü yaptırdık anlamındaki İsra Suresi'nin ilk ayeti. Arkasından gerekçe açıklıyor. Kapımızdan bazı ayetler göstermek üzere. Bu ayetler ne, bunları biz bilmiyoruz. Allah-u Teala gerekleri açıklamamış. Açıklasaydı bile açıklamadığı şeyi biz yine Kur'an'a dayanarak söyleyelim. Karanlığa taşma bağlı. Bilmediğimiz işin ardına mı düşerim ki bunlar bize men ediliyor. Evet, kısaca öyle. Evet, ismim Mehmet Erdiler. Ben sadece soru soracağım, eleştirme yapmayacağım. Sorum da şudur. Kapım hakkında sordum. Sakalın İslam'da iş yeri nedir? Sünnet midir, vakit midir, müstahap mıdır? Teşekkür ederim. İsmini söyleyeyim. Mehmet Erdiler. Çok güzel. Benim kanaatımda soruyorsunuz. Ben insan, başımda da söylediğim vakasında da sonunda da tekrar edeyim. Dolayısıyla niye insan diyorum? Tabii insan. Siz de görüyorsunuz. Şimdi bir tercih. Ama neden söylüyorum? Ben de yanılabilirim ama bildiğim kadarıyla inanıyorum ki sakalın, saçın, bıyığın, tenin, verinin ne sünnetine ne var, ne var, uzaktan yakından bir ara var. Hiç ilgisi yok. Neye dayanmış? Bakıyorum. Şimdi bakıyorum, bilgilerinize göre daha Abdullah'ın oğlu Muhammed kitap nedir, iman nedir bilmiyor iken ben daha kendisine çivil gelmemişken Mekke'nin manzarasına bakıyorsunuz. Cümle alem kadın erkek entale geliyor. Aksini ben de iddia varsa onun da arasında koydum. İki, cümle alem eğer özelliğinizde sabahlı var kadınlarla karşı. Ve cümle alem o iklimde başı bağlı. Ne bulduysa onu sayıyor. Çünkü ben 20 sene böyle şahı güne tanıdım. Gittim, 3 gün baş açık ettim. Güneş hiç şahlı yanına yatacak. Ama gittim, Şahriye Mustafa Yalın'ın babası çağırdı. Ama bir agenem diye tarih Allah'a. Öyle cellansız, cilsiz filan bir yürüdük cellel veriyor. Ama her hafta patlamadım. Patlamadım. Mecbur. Herkes böyle gidiyor. Bakınız, günün biri bu ortamdan günün biri geliyor. Allah Cibril'i kul olan Muhammed'e göndererek ona elçi seçiyor. Kapından vahyediyor. Bilmediklerini ona öğretiyor. O bilmediklerini Allah'ın kendisine öğretmesinden sonra bir bakıyor Kur'an'a, ben Müslümanım, ben de ona benziyorum demiş ki herkesin talebine ithal ediyor. Yakışık mı lan dersine ki Akşam karayı şalvar bulmuş, bir montum bulmuş, bir divan montum, bir şey bulmuş demiş. Yok, aynen karayı uğraşmış, hem bekleyen bir de başka çıkartmış. Daha önce bu bir yıl insan hiç kılığından öğretmen, morlar kimliğe sormalar tutmuyor, Allah da böyle demiyor, ne oldu işte, hatır akses var mı Allah aşkına. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da hiç asansör yok, Medine'de. Bir kalabalıkta konuşuyorlar, Arap'ın evi içinde Muhammed kimdi? Bir de siyah sarılı var, bir merkezi var, bakıyor. Efendim, işte Seyyid olanın siyah sarılı, bizim gibi yukarıdan arayan kalır altında beyaz sarılı sanıyor. Evet, Ankara'da. Oturdular, şöyle üçlü bir kanka var, iki kanka da aslanları var.
Babalardan ikisi kenarda oturuyorlar. Beyaz tarifi olan, siyah tarifi olan da ayrıca bir koltuğa oturuyorlar ve tartışıyorlar. Aralar Mücahit İslam'da ama aramız değil. O siyah tarifimizdi. Ben de yanındaki beyaz tarifleri dedim ki merak etmeyesin de hepimiz değil. Resulü şey, Adem Aleyhisselam Resulü hiçbir dinin sahiplerine gelen zarar başkasından gelmemiştir cümlesi hakikaten üzerinde düşünmeye değer. Ancak ben kendime göre bir tezat buldum. Bu konuda izah verilirse ne buluruz? Kutup Yıldızı ile aramızdaki mesafeyi tayin edeceğimiz zaman da der ki 1000 kaç kilometrelik mesafe olduğu için Kutup Yıldızı'nın nerede olduğunu yanlış tespit ediyoruz. Çünkü biz hani kırılmalar falan oluyor. Yani o ışığı kıran atmosferin çeşitli katmanları var derler. İşte Kur'an'la aramızdaki geleneksel kültür de bu tür kırmalar yapıyor derler. Burada bana göre bir telaffuz var. Şöyle ki, eğer o yıldızla aramızda atmosfer olmasa mesafeyi hesaplayacak elemanlardan yoksun kalırız. Hiçbir şekilde hesaplama imkanına da kavuşamayız. İşte Kur'an'la aramızdaki o reddedeceğimiz ya Cümbet'in reddedilmesini istediği geleneksel kültürü kaldırmak yerine onun Kur'an'la yıldız aramızdaki mesafeyi hesaplamaya gerekecek şekilde ondan istifade etmemiz gerekir. Evet. Onlar çalışmış, eşek başı değil, sevgide çalışan bir yani. Çalışmak dinlerini anlamak için onlara farklı bir şey ne yapabilirler? Bu bile daha yüksek de farklı. O zaman niye onlar farklı yaptığınızı yapmıyor? Biz ıskar geçiyoruz, o fazla yapmıyoruz. Onu izah et. Yani mesela öyle bir ahlaki olayın insanına giriyoruz biz. Bak ya falan şu kaza öbür evin yakın oradan bize gerçekten bağlan bir ki Allah da ya Allah yapmış ama biz davranışlar düşünerek bozulan var. Geçen bir adam oluyor, öbürler buna bakışlar adam olacaksın, böyle adam oluyor. Bu anlamda üstün insan. Ama insan hiçbir demek şu demek. Hikati itibariyle insanların üstünde nasıl insan hikati itibariyle havalı şans. Denizde yürüyemez. Yani şu yana, bir şey yana. İnsan üstü bir varlık olunca denizde de yürüyemez. O da duracak başka bir şey yok. Değer var mı? Yok. O da Allah'ın kurulu. Zaten aklı kurulu, orası kurulu demiyorum. Kurulu ve eşsi. İnsan üstü de üstün insanı şey yapalım. Yani, sohbetimiz sırasında bir lakça günden bahsettiniz. Orada Kur'an-ı Kerim'in Arapça yürüdüğünü, orada başkasının ifade şaka yürüdü olsa Arapça yürüdüğünü söyledi. Şaka değil mi? Ciddi bir Arapça diyor ve bir diğer kişi sizin altında. Peki biz Rab'deyiz ki bizler diye Kur'an-ı Kerim'e hitap eden muhatap olalım. Şimdi mesela böyle olunca İngiliz, bir Amerikan veya bir Türk veya bir İspanyol bunların dilinde Kur'an-ı Kerim indirilmediğine göre Arapça, Kur'an-ı Kerim'de Arapça indirildiğine göre bu tür milletlerin Kur'an-ı Kerim'de muhatap olmaması gerekir. İkincisi bu misafir neye istiyorlar verdiniz? Teşekkür ederim. İnsanları açıklar, dediğim. Şimdi tedbir etmesi için bir bakışla mesela şu anda sen beni görüyorsun, ben seni görüyorum. Aynı ortamdayız. Ben sana bir şey dediğim, ne yaptığım zaman bir şey dediğim, ben mümkün. Fakat 1400 sene evvel gelmiş, geçmiş, yaşamış, görmüş o peygamberin şimdi 60 sene evvel doğan, şu anda yaşamıyorum, ne yapacak bir şey bana terbiye etmesi mümkün. Arada 1400 sene var, mümkün değil. Yani bu açıdan bakarsan yüzeysel olarak mümkün değil. Ama ben bu dünyanın ne muhatabı saydığıma göre kendim, ne de o sağ iken ulaştırdıklarına ulaştırmış, onlar sağ iken ulaştırdıklarına ulaştırmış diye bu kadar demiş. Yani bir insan kölelerine terbiye edecekse illa ikisi de hayatta olacak. Bunun da dedi, ben şöyle şimdi terbiye edeyim bazı şeyler. Bu bizim sahiplerine nasıl sonucu sahiplerine nasıl? Bizim görmediğimiz, bizim
de tanımayan çocuklar,